Coin hiç kolay adımda. Coin parada. Merhabalar, saatlerimiz 14.30'u gösteriyor ve güne bakışla karşınızdayız. Önce ekonomiye dair notları paylaşacağız. Hatta hepsinden önce şöyle bir hızlıca birlikte fiyatlamalara bakalım. Fiyatlamalar noktasına geldiğimiz yer 1460 seviyesini gösteriyor. 0.52'lik değerlenmeyle birlikte Borsa İstanbul tarafında endeks 100. 8.36.95'e geri çekildi. Dolar TL buralar önemli. Teknik anlamda da önemli. 8.40'ın altında kalması ilk destek noktası 8.38 seviyesi. Buraların altında kaç kapanış yapacak onu göreceğiz. Ondan sonrasında bir boşluk 8.28'e ana destek noktası olarak bizi getiriyor. 9.85-40'lara sarkan aşağı yönlü hareketi olan bir Euro TL söz konusu. 0.15'lik bir değer kaybından bahsediyoruz bu aşamada. Euro dolar paritesi 1.17.75'i gösteriyor bize. Dolar endeksinde 93 seviyesinin hemen altında fiyatlanan bir DXY var. Amerikan 10 yıllıklarına baktığımız zaman asıl hareketin burada olduğunu görüyoruz. 0.52'lik geri çekilme bizi 1.34.20 seviyesine halihazırda getirmiş durumda. Peki piyasada ne oluyor, ne bekleniyor? Bütün bu rakamların sözel anlatımı nereye geliyor diye baktığımızda her şeyden önce dolar TL tarafındaki aşağı yönlü gelişin IMF'nin özel çekme hakkını kullanmamızla birlikte yaklaşık 6,5 milyar dolarlık bir para girişi Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin artmış olmasıyla birlikte bir parça daha rahatlayan bir kur tarafını gördük. Ancak burada brüt rezervin arttığının altını çizmekte fayda var. Net rezerv tarafında hala eksideyiz zira. Bu arada IMF tarafından alınan paranın da zaten aidatını ödediğimiz ve tüm ülkelere aidatını ödeyen tüm ülkelere tanınan IMF üye ülkelere verilen bir hak olduğunu söylemek mümkün. 190 ülkeye IMF SDR yani özel çekme tahsisatını kullandırmış durumda hali hazırda. Onun ayrıntısını da vermiş olalım. Diğer taraftan Borsa İstanbul tarafında önemli olan bankacılık tarafını takip ediyorduk hatırlayacaksınız. Özellikle yabancı ilgisinin olup olmayacağı merak konusuydu. Yabancıların burada çok da aslında ilk özen gösterdikleri, ilk ilgi duydukları alanın özellikle bankacılık olduğunu görüyoruz. An itibariyle de bankaların pek büyük bir çoğunluğunda yukarı yönlü hareketlerin olduğunu, o tahtalarda yeşillerin yandığını söylemek mümkün. Diğer taraftan turizm çok konuşuyorduk. Turizm tarafında hava yolu şirketleri ve hava yolu işletmelerine yönelik ya da yemek şirketlerine yönelik bir takım kağıtlarda hareket olduğunu söylemek mümkün. Bu tarafta %2'lerin, 2,5'ların üzerinde bir değer kazancı ortaya koymuş durumda. Turizmden beklentiler zira önemli. Bir de Jackson Hole beklentisi malum var. Ayın 27'si ve 28'inde gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantıları. Jackson Hole düzenli olarak yapılan her yıl aslında fiziki olarak bir araya gelinen Jackson Hole kasabasında olduğu için adı Jackson Hole toplantıları olarak sempozyumu daha doğrusu olarak kalan bir toplantı. Bu toplantıların bizim için ana önemi orada büyük merkez bankalarının da başkanlarının bulunması, akademisyenlerin bulunması ve oradan verilecek olan sinyallerin, mesajların önümüzdeki sürece ışık tutacak olması. Mesela 2012 yılında Ben Bernanke, o zamanlar Amerika Merkez Bankası Başkanı'ydı ve ikinci tur parasal genişlemenin ilk sinyalini orada vermişti. Ağzından lafın çıktığı andan itibaren özellikle gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelerde de keza durum aynıydı ama özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir para akışı, para transferi oldu ve bu ülkelerde borsa tarafına özellikle girişlerin olduğunu, kur cephelerinde rahatladığını gördük. Daha sonrasında şimdi ne bekliyoruz? Bir genişleme değil, bir acaba daralma sinyali ya da daha doğrusu genişlemede yavaşlama sinyali verilir mi, verilmez mi? Jerome Powell bu konuda ne söyler Amerika Merkez Bankası Başkanı? Bunu takip edeceğiz. Diğer taraftan ECB ve BOA başkanlarının yani Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası başkanlarının toplantıya fiziki koşullar olduğu dönemde katılmayacaklarını söylemişler.
demişlerdi. Ancak bunun nedeninin pandemi mi yoksa başka bir şey mi olduğu konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Hala da katılıp katılmayacaklarına dair bir başka ekstra bilgi gelmiş durumda değil diyelim. Fiyatlamaları, önümüzdeki sürece dair notları Mehmet Ali Yıldırım Türk'le konuşacağız. Bu arada altının da 1789 dolar seviyesinde olduğunu da söyleyelim. Bu az önce Jackson Hole'dan çıkacak herhangi sinyalin altın tarafında da önemli bir etkisi olacaktır. Onu da atlamayalım, unutmayalım dedikten sonra Mehmet Ali Bey merhabalar. Bir daha Mehmet Ali Bey merhaba, alamadık sesinizi. Merhaba. Şimdi süper geliyor. Jackson Hole'dan ne bekliyorsunuz diye başlayayım. Bir parasal genişlemede bir yavaşlama, bir daralma bekler misiniz? Şahsen ben beklemiyorum inanın. Çünkü o kadar çok beklenti oluşturuldu ki 2008 sonrasındaki veya 2011'deki durumla şimdiki durum çok çok farklı. O global finansal krizdi. Ama bu pandemiden kaynaklanan bir kriz. Hala pandeminin etkileri devam ediyor. Dolayısıyla artık her şey düzeldi, normale döndük. Bu paralar piyasada fazla, biz bunları geri çekelim. Enflasyon işte şöyle gidiyor, böyle gidiyor. İşsizlik oranları çok iyi işte azalmaya başladı filan gibi bir yorum yapmanın bence çok erken olduğunu düşünüyorum. Geçen ay itibariyle Amerika'dan gelen evet işsizlik verileri beklentilerden daha uzun gelmiş olmasına rağmen bir aylık veriyle buna karar vermek mümkün değil diye düşünüyorum ki Powell da bu şekilde düşünüyor diye düşünüyorum. O bakımdan ama bir beklenti oluşturuldu. O beklenti de özellikle yüksek bir kitle olduğu için piyasalarda biraz spekülatif amaçlı kullanılıyor diye düşünüyorum. Herkes ona yönlenmiş durumda. Ben bu toplantıdan bu konuda bir açıklama geleceği kanaatinde değilim. Daha ziyade akademisyen bir toplantı gibi görünüyor. O bakımdan ben böyle bir beklenti içinde değilim. Ama bu beklenti şu anda fiyatlanıyor. Bu beklenti geçtikten sonra da özellikle altın tarafında herhangi bir açıklama yapılsa da zaten bu fiyatları yansımıştı. Yapılmasa da bu da yine fiyatlanacak. O bakımdan bugünkü fiyatlar dış piyasa itibariyle, iç piyasa itibariyle dip seviyelerde diyebilirim. Bu toplantı sonrasında tekrar fiyatların her halükarda yükselişi geçeceği kanaatindeyim. Bunu ons üzerinden mi söylüyorsunuz yoksa gram üzerinden mi söylüyorsunuz? Özellikle dolar TL'deki geri çekilmeyi de düşünecek olursak o tarafta gramda da cazip yerlere gelmiş olabilir miyiz diye soracağım çünkü. Özellikle tabii hem altın dolar, fiyatları bu kadar dolar, geri geldi hem dolar TL geri geldi. Mehmet Ali Yıldırım Türk'ün telefonu durmuyor, çalıyor sürekli değil mi? Alayım mı alayım mı diyenler. Aynen öyle. Dolayısıyla ben ons fazında tekrar 1800 dolar üzerine geçeceğimizi düşünüyorum. 1805-1815 puanına hemen geçebiliriz. İçeride özellikle SDR kullanımından dolayı yani IMF'den bir fon kullanımından dolayı döviz fiyatlarında bir beklenti ve iyimserlik oluşmuş durumda. Bunu da çok uzun süreli olacak kanaatinde değilim. Tekrar 8.50 seviyelerine gelebilir. O bakımdan Telegram bazında da bugün fiyatlar dip diye düşünüyorum. Şu anda 482-483 liradan işlem görüyor serbest piyasada altın fiyatı ki bankalar piyasanın biraz üzerinden işlem görüyor. Dolayısıyla alım için uygun fiyatlar diye düşünüyorum. Dolar TL tarafı için de alım olarak görür müsünüz? Evet yani bu seviyelerden de alım için diye düşünüyorum. O bakımdan bu beklenti şu anda satın alınmış durumda. O da fiyatlara yansımış durumda. Peki gelelim buralardan Eurobond alınır mı sorusuna. Evet Eurobond da alınabilir. Her halükarda ben hemen bir faiz indirimi içinde olacağımızı düşünmüyorum. Özellikle belki enflasyonda bir miktar geri çekilme olabilir ama Merkez Bankası bir faiz indirimi konusunda çok aceleci olmayacak diye düşünüyorum. Özellikle Aralık ayı itibariyle belki bir faiz indirimi söz konusu olabilir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafında. O bakımdan bu seviyeler bence uygun. Çünkü biliyorsunuz faiz gerilediği zaman Eurobondlarda alım yani kar oluyor.
ve dolar bazında da baktığınız zaman bugün fiyatlar bence uygun. Peki şimdi malum bu IMF'nin özel çekme hakları, SDR dediğimiz hakların evet. artırılması ile birlikte 190 ülkeye de bu para girdi. Bize de geldi. Bunun zamanında IMF tarafında işte pandemi dolayısıyla çeşitli haklar tanınmış, o hakların kullanılmamış olmasını çok eleştirmiştik hatta. Çünkü sonuç itibariyle bunu hep şöyle anlattım ben. Bir sitede oturuyorum, o siteye aidat ödüyorum. Havuza da bir aidat ödüyorum ama havuza girmiyorum. Ama evet. o aidatı ödüyorum. Neden diye çok eleştirdiğimiz bir durumdu. Şimdi aidatını ödediğimiz havuza girmeye karar vermişiz, öyle anlıyorum. 6,5 milyar dolarlık bir işte Merkez Bankası'nın rezervine böylece eklenme oldu. Ama hangi rezervine diye baktığımızda sonuç itibariyle brüt rezerve bir eklenme oldu. Nette hala aynen. ekside olduğumuzu unutmamak lazım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii. Net rezervde 25,8 milyar dolardan bahsediliyor. 24,1 milyar dolarlık bir gerçekleşme varmış bir önceki dönem içerisinde. Bu arada brüt rezerv 108,6 milyar dolar olmuş. Burada da işte 1 milyar dolar civarında bir artış var benzer şekilde. Tüm hazinenin de bu arada böyle bir açıklama yapmasına gerek var mıydı bilmiyorum ama çünkü bu açıklamayı biz çok çok öncesinde sürekli olarak söylüyorduk. IMF ile SDR tahsisat konusunda anlaşma yapılmadı. Bu imkan tüm üye ülkelere açık. Zaten üye olduğumuz için niye almıyoruz diye konuşuyorduk. Ne dersiniz? Bu ödünç bir para bence. Dolayısıyla bu sadece bir algı yönetimi, işte rezervlerimiz yükseliyor şeklindeki ifadeler. Biraz daha bu konudaki olumsuzluğu aşma adına yapılmış açıklamalar. Tabii piyasada bir miktar iyimserlik oluşturdu. Ama dediğiniz gibi esas net rezervlerde artış olursa o piyasalara daha olumlu yansıyacak diye düşünüyorum. Bu geçici bir iyimserlik yapar diye düşünüyorum. Yani bunu birkaç gün sonra bu da gündemden düşecek. Daha önce de biliyorsunuz Güney Kore ile bir swap anlaşması yapılmıştı. O zaman da böyle hafif bir geri çekilme oldu. Sonra çünkü güncel talep de hala devam ediyor. O bakımdan bu yaraya merhem olamıyor. Ancak bir beklenti oluşturuyor veyahut da bir iyimserlik oluşturuyor. O da kısa süreli sürüyor. Bakalım bizim muhakkak ki bir net rezervlerimizi artırmamız gerekir diye düşünüyorum. Hadi bir arar mısın? Ki, net rezervin artması da zaten sağlam bir projeksiyonla herhalde 4-5 yıldan önce olmayacaktır. En azından eksiden artıya geçmesi diyor çoğu akademisyen. Yabancı evet. istatistikleri de açıklandı. Bugün merkezin kabul günü diyeyim. Gelen yabancı istatistiklerine baktığımızda yurt içi yabancıların geçen hafta net 207 milyon dolarlık hisse aldığını görüyoruz. Bir önceki hafta buradaki rakam 77.9 milyon dolarla sınırlı kalmış. Diğer taraftan yabancılar yine geçtiğimiz hafta net 211 milyon dolarlık tahvil alımında bulunmuşlar. Geçen hafta bu rakam 45.2 milyon dolarlık satış şeklinde imiş. Tahvile bir giriş olduğunu görüyoruz. Yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatında 62 milyon dolarlık artış var ki bu bize anladığım kadarıyla DTH'ların bozulmadığını, her geri çekilmenin bir alım fırsatı olarak kullanıldığını değerlendirtiyor. Diğer taraftan döviz mevduatının gerçek kişilerde 644 milyon dolar arttığını görüyoruz. Tüzellerde 658 milyon dolarlık bir azalış var. Borç ödemesi mi çıktı diye sorarım tabii burada. Yurt içi yerleşiklerin yine döviz mevduatlarında 15 milyon dolarlık azalma, 232.2 milyar dolara doğru bir iniş görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz hem yurt içi yerleşikleri hem yabancıların genel tavrını? Evet, yabancılar açısından baktığınız zaman Türkiye hakikaten çok ucuz şu anda. Yani ihracatta da bizim ürünlerimizin oldukça ucuz olduğu, dolar TL'nin geldiği seviye olarak değerlendirdiğimizde öyle. Borsaya baktığınız zaman dolar bazında hakikaten ucuz. Sağlam hisselere de tabii ki bir miktar girişler olabilir. Çünkü mevsimsel olarak da yeni portföylerin yapıldığı bir mevsimdeyiz. Herkes tatilden dönüyor. Yeni sene için portföy oluşturmaya başlıyor. Yabancılar da bu noktada bir miktar giriş yapıyor olabilirler ama çok yeterli değil.
Yerlilerde ise nakit ihtiyacı çerçevesinde zorunlu olarak bozdurulmuş dövizlerden dolayı bir miktar döviz bozdurulmuş, bozdurulması söz konusu. Ancak hala da ekonomi yönetimine tam bir güven sağlanabilmiş değil. O sağlandığı zaman o zaman işte o TDH'lardaki bozulma veyahut da çözülme o zaman başlayacak diye düşünüyorum. Onun için biraz daha ekonomi yönetimine güvenin artması gerekiyor. Hem Merkez Bankası tarafında hem de ekonomi yönetimi tarafında. O bakımdan enflasyonla ilgili gelişmeler tabii ki önemli. Enflasyonun düşeceği ifade ediliyor. Gerçekleşecek mi? Bu gerçekleşirse ancak o zaman bu güven sağlanabilecek ve o zaman dövizde bir miktar çözülmeler olabilir ama çözülme olsun diye de bir miktar daha yukarıda tutma gayretleri de olduğunu da görüyoruz dolar TL'nin. Örneğin 8.70'ler olduğunda bir miktar bozdurmalar veyahut da çözülmeler olabiliyor. O bakımdan aşağı yönlü seviyelerde alım geliyor. Böyle bir çıkmaz içindeyiz. Dolayısıyla bu SDR ile gelen bu 6 milyar 400 milyon dolarlık işte fon bir miktar işte iyimserliği arttırıp döviz olan ihtiyaç talebi düşürmek için de kullanılıyor diye düşünüyorum. O bakımdan biraz daha güvenin sağlanması gerekir diye düşünüyorum. O güvenin sağlanması için de herhalde atılması gereken önemli adımlar var. Hem para politikası tarafında hem maliye politikası tarafında. Şimdi birazcık bu mevduatları ve mevduatların TL'de en azından kalması için uygulanan stopaj faydasının yararını ya da işte imkanını birazcık konuşalım. Bitecek mi sizce? Ay sonunda bitecekti ama tekrar yenileyecekler mi dersiniz? Ya net bir şey söylemek doğru değil. Yeni yeni tedbirler alınıyor maafi ama henüz daha hani tam olarak bir iyimserlik sağlanabilmiş değil. O bakımdan biraz daha devam edebilir gibi düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Faiz oranları için ne söyleyeceksiniz? Şimdi günün sonunda 18.95 bir TÜFE var elimizde. 19 politika faizi var. Geçtim onu. Mevduata gittiğiniz zaman herhangi bir bankaya 19'u zaten 18.95'i de zaten bulamıyorsunuz. Ne olursa olsun elde TL varsa enflasyona karşı ezilmiş oluyor, altında kalmış oluyor. Ki işte çoğunluk belki 1-2 puan aşağısında kalıyor eğer yüklü yani nitelikli yatırımcı olarak gitmiyorsa bir bankaya. Şimdi burada iş dünyası şuna bakıyor. Daha önce Sayın Şahap Kavcıoğlu biz enflasyona karşı reel getiri olacak şekilde faizleri ona göre şekillendireceğiz demişti. Eğer enflasyon düşerse o zaman işte faiz oranlarını da düşüreceğiz ve reel getiri olsun diye dedi. Ama yükselirse de yükseltebiliriz ifadesini kullanmıştı. Piyasa şimdi buna bakıyor. Ama belli ki beklenen enflasyona bakmış. Başka. Evet. Ama biz gerçekleşen enflasyona göre sonuçta satın alma gücümüz eriyor ya da erimiyor. Yani tabii orası da girdiğimiz zaman çok daha başka şeyler konuşmak gerekiyor tabii ki. Ama burada önemli olan Jackson Hole toplantısında herhangi bir sinyal gelmeyecek paranın daraltılması konusunda ama Eylül ayındaki yine FED toplantısında bir sonuç gelecek mi, bir şey gelecek mi? Ve bizim işte önümüzdeki hafta açıklanacak Ağustos ayı enflasyonunda nasıl bir gelişme olacak? Enflasyonda bir geri çekilme olursa o zaman işte daha önce Ekim-Kasım gibi beklenen faiz indirimi belki o zaman gerçekleşebilir. Ama enflasyonda yükseliş yine Ağustos'ta da devam ederse o zaman bu aralığa doğru kayar. Dolayısıyla enflasyon daha çok belirleyici olacak o faiz oranları ile ilgili. Eğer enflasyon geçen ayki o yükseltildiği gibi yine yükseliş devam ederse %20'lere falan gelirse o zaman faiz oranlarında da bir puan daha artış gelebilir gibi görünüyor. Bu ayın içerisinde yapılan matrah artırımı yöntemiyle gerçekleşen aslında ÖTV indiriminin enflasyonda ondalık sayılarla da olsa bir pozitif etkisi olur mu? Yani enflasyon aşağıya çekme. Miktar, tabii bir miktar olabilir. O matrah artımının da ayrıca maliyeye vergi geliri açısından da bir faydası olacak ama o uzun vadeli bir gelişme. Tabii ne kadar mükellef buna katılacak, ne kadar teveccüh gösterecek o sonuçta belli olacak. Şu anda bir şey söylemek çok doğru değil. Şöyle bir sepet yapalım Mehmet Ali Bey. Nasıl bir sepet olsun? Ne koyalım içine? Mesela kripto var mıdır orada?
Şimdi kriptoda var artık yani bir %10 kripto olacak herhalde veya %5, %10. Bu risk alma iştahına bağlı yatırımcının veyahut da portföy oluştururken. Ama %5 olabilir bence. Çünkü yavaş yavaş o da kendini ispatlamaya başladı. Burada da pozisyonlar alınabilir. Ama %30, %40 altın olmalı diye düşünüyorum. Yine %30 civarında muhakkak hisse senedi de olmalı. Biraz önce konuştuğumuz Eurobond da %10 miktarda olmalı. Ve %10 miktarında da TL'de kalmak da faydalı. Zaman zaman işte bugün altın bu kadar geri çekildi. TL'si olanlar bugün o fırsatı değerlendirmiş olacak. Ama TL'de değilseniz, dövizdeyseniz ve 8.50'den aldıysanız bugün fiyat pahalı geliyor size. Hı hı. O bakımdan yani belki dövizle bulundurmak istenilirse %5, o da dolar cinsinden bulundurmak daha doğru diye düşünüyorum. Şimdi şu son süreçte yaşadığımız, işte Afganları konuşuyoruz, Suriyelileri konuşuyoruz, ülkenin içerisinde birçok siyaseten iç çekişmeleri konuşuyoruz. Dışarı nasıl göründüğünü, işte NATO Birliği vesaire üzerinden Afganistan meselesini konuşuyoruz. Bütün bu durumlar genel itibariyle geçişkenlikleri nasıl etkileyecek? Bir koruma almak ister mi yatırımcı böyle bir durumda? İşte şu halde bir de ucuz olduğunu söylediğiniz altın bu kadar güvende gündemde ve güvenli limanken. Yoksa daha farklı yönlere doğru mu geçer? Yani yaşanan politik gelişmeler nasıl yansır? Ben şu anda alınacak pozisyonların, yani oluşturulacak portföylerin orta vadeli olması gerekir diye düşünüyorum. Orta ve uzun vadeli, aslında altında da öyle. Hisse senedinde de öyle. Orta vadeli olması gerekir diye düşünüyorum. Kısa vadeli olursa ancak kripto parada, da o da çok yakından takip etmemiz gerekir. Çünkü dış piyasayla çok çok ilgili olan bir gelişme, içeride ne olursa olsun kripto para dışarıdaki hareketlere veyahut da gelişmelere duyarlı olan bir durum. Ama bunun dışındaki alınacak pozisyonlar kısa vadeli olursa sürpriz olabilir kazanma veya kaybetme açısından. Ama orta ve uzun vadeli olursa her halükarda muhakkak ki kazandıracaktır. Çünkü pandeminin getirdiği ekonomideki yıpranmaların dünyada da olsa, Türkiye'de de olsa bunun muhakkak bir faturası bir şekilde çıkacaktır. Bakımdan fiyatları biraz daha istikrarlı, biraz daha aşağı yönlü, dövizde işte daha aşağı yönlerde beklemek bence şu anda biraz hayal olur diye düşünüyorum. O bakımdan alınacak pozisyonların orta ve uzun vadeli olması daha doğru. Merkez Bankası'nın daha önce faiz toplantısının ardından para politikası kurulu toplantı özetlerini yayınladığında orada ilgi çekici bir kredi vurgusu vardı. Kredilerdeki büyümeye nasıl bakıyorsunuz? Evet, şu anda kredi faizler yüksek olduğu için kredilerde çok fazla bir hani büyüme olduğundan bahsetmek alımlı seyir diyerek mümkün geçmiş değil gibi. Ha, alımlı seyir, o da zorunlu olduğu için alıyor. Yoksa bu faizlerle yatırım yapmak öyle çok hani akılcı bir iş değil diye düşünüyorum, ama zorunlu olduğu takdirde ılımlı bir talep var. Ama faiz indirimleri önümüzdeki dönemde devam ederse veya öyle bir ortam oluşursa, o zaman tabii krediler de artacaktır. Ama bunun dışında böyle bir belirsizlikte veyahut da ortamda kredi faizlerinin çok fazla, daha doğrusu kredilerin çok fazla talep göreceğini tahmin etmiyorum. Zaten bankaların da bu noktada sıkıntıları olduğunu görüyoruz. Sürekli işte müdürlerine telefon edip kredi almalarını sağlayacak bazı imkanlar veyahut da yeni kampanyalar ürettiklerini söylüyorlar. Aktif rasyosu gibi bir uygulama daha gelir mi? Sonuçta şimdi kamu bankası olmakla özel banka olmak arasında çok fark var. Kamu bankasının kamu zararı yazabilme gibi bir lüksü var. Kamu lehine bir şeyler yapmak gibi bir sorumluluğu da var elbette. Ama özel banka sadece karına bakar. Geçtiğimiz dönemde aktif rasyosunun uygulandığı dönemde özel bankalar bundan çok muzdarip oldu. Evet, yine aynı pozisyonlar olabilir. Çok özel bankaların buna katılacağı düşüncesinde değilim. Nihayet vatandaşın birikimini alıp sanayiye veya kredi kullanacaklara satıyorlar. İşte biz aktif rasyoyu şöyle yaptık da onun için böyle oldu, şu kadar zarar ettik deme lüksleri yok. Ama kamu bankası olursa o zaman bunu hazineden desteklemek hükümet adına veyahut da devlet adına mümkün. Ama özel sektör bunu çok fazla katlanamaz. Zaten katlanmadı da daha önce.
Büyüme kompozisyonundan birazcık da bahsedelim mi? Sonuçta şimdi rakamsal olarak söyleyince büyüme rakamları evet kulağa güzel geliyor, hoş geliyor. Ama bunun yansımasına baktığımız zaman aynı derecede yansımayı, aynı derecede büyümeyi ne vatandaşta, ne hane halkında, ne işte fabrikalaşmada şunda bunda görebiliyoruz. Dolayısıyla aslında daha çok inşaat üzerinden yürüyen bir büyüme modeli ne kadar sürdürülebilir olur? Şimdi daha önce de bu büyüme pozisyonları %14'lere kadar büyüdük, dünyanın en iyi büyüyen ülkesi olduk falan ama ne yazık ki vatandaşın cebine bu yansımadı. Bizim de cebimize yansımadı, işlerimize de çok yansımadı. Büyüme ile kalkınmayı karıştırmamak gerekir diye düşünüyorum ben. Kalkınma özellikle dolar bazındaki kişi başı milli gelirin artması şeklinde yansıma buluyor. Ama büyüme olursa işte sanayide veyahut da ekonomide bir miktarda sektörel bazdaki hareketlerle işte sizin de söylediğiniz gibi inşaat sektöründen başlıyor veya başka bir sektörden başlıyor. Altyapı yatırımlarıyla büyüme sağlanabiliyor. Ama bunlar hani vatandaşın cebine çok fazla yansımıyor. Esas kalkınma konusunda bir büyüme veyahut da bir gelir artışı söz konusu olursa esas büyüme veyahut da gelir artışı vatandaşın refah seviyesinin artması şeklinde yansıması olur ki şu anda onu göremiyoruz. Kalkınma da tabii önce büyümenin çok sağlıklı ve doğru kompozisyon oluşması lazım tabii. Ki o ilerleyen süreçte gecikmeli etki yapacak tabii kalkınmaya. Kalkınma anca sağlanacak. O kalkınma denilen hikayeden sonra zaten aslında yabancı yatırımcının daha çok gelmesi gibi bir durumun olabileceğini herhalde düşünmek gerekir. Doğru mu? Ama zaten biz bunu yaşadık biliyorsunuz bu hükümet döneminde. 2500 dolar olan milli gelirin 10 bin doların üzerinde bir seviye olmuştu. Şimdi oralardan tekrar geri geldik. Dolayısıyla o dönemde de yabancı yatırımcının girişleri de oldukça yüksekti. Ve böyle bir durumu biz o dönemde yaşadık. Ama şimdi maalesef o noktaya tekrar gelemiyoruz. Piyasada hiç bir erken seçim olabileceğine dair fiyatlama görüyor musunuz? Şu anda öyle bir gelişme yok, öyle bir beklenti yok. Öyle olmuş olsa zaten fiyatlarda da bir tırmanış eğilimi görülür. Şu anda belki 2021-22'de olabilir diye düşünüyorum. Ama hükümet sürekli 2023 Haziran'da olacak diye ifade ediyor. Şu anda öyle bir erken seçim beklentisi piyasada görünüyor. Bir de şöyle küçük esnafın, sanatkarın nabzını tutalım. Çarşıda işler nasıl gidiyor? Düğün mevsimi olmasına rağmen maalesef işlerin çok hani iyi olduğunu söylemek pek mümkün değil. Çünkü fiyatlar da ne kadar gerilemiş olsa da vatandaşın şeysini cebine veyahut da gelirine, bütçesine hitap eden seviyelerde değil. O bakımdan alınan ürünlerin gramajları daha düşük ürünler alınıyor. Örneğin çeyrek altın yerine 1 gram altın alınıyor veya yarım gram altın alınıyor düğüne hediye götürmek için. Veya 10 gram, 12 gram bilezik verilirken daha önce düğün yapanlara veya işte kıza hediye edilirken 10 tane 10 gram, 12 gramlık işte 120 gram bilezik alınırken şimdi o bilezik 50 gramı 60 gramı geçmiyor. Aynı zamanda eğer yine adet olarak konuşulduğunda 10 tane bilezik dediği zaman onun yerine 22 ayar yerine aynı görünümlü 14 ayar tercih ediliyor. Dolayısıyla bizde bu noktada da miktar olarak zayıflama olduğu gibi, azalma olduğu gibi kar marjı açısından da zayıflama var. Geçtiğimiz 2019'daki ile mukayese edersek oldukça düşük bir işlem hacmiyle karşı karşıyayız. Bu da tabii halkın alım gücünü zayıfladığını gösteriyor. İşlemlerin haricinde yani kuyum sektörü ya da dövizin dönmesinin haricinde Kapalı Çarşı ayrıca turist açısından da oldukça ilgi çekici bir yer. Önce yani esnaf da sonuç itibariyle o turistten epeyce kazanıyor. Çok tarihi yarımadada olması dolayısıyla pek çok farklı ürünün satılmasının da gerçekleştiğini biliyoruz. Önce çatıdan başlayalım. Çatıdan içe doğru gelelim. Ne durumda işler turist cephesi açısından bakınca? Çatı sağlam. Çatıda hareketlilik var mı? Çatı sağlam ama orada bir hareketlilik duymadım, görmedim. Ama geçtiğimiz aylara göre turizm tarafında da bir miktar daha hareketlilik var. Şimdi onu
göz ardı etmeyelim. Değişik ülkelerden özellikle Orta Doğu'dan gelen turistler söz konusu. Harcıyorlar mı? Çok fazla, pardon? Harcıyorlar mı? Turist sayısının fazla evet, olması aslında... Harcıyorlar, bir miktar harcıyorlar ama öyle çok tatmin edici değil. Ama yine de harcıyorlar. Geçtiğimiz aylara göre çok da şikayetçi olmayalım. Yine işte değişik sektörlerde bir miktar hareketlilik olduğunu görüyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Sağ olunuz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Biz de şöyle birlikte bakalım günün gelişmelerinde neler var. Sonrasında buradayız. Kredi kullanımında ciddi artış yaşandı. Bakanlık harekete geçti. Yeni tedbirler gündemde. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu toplantısında sunum yaptı. Ekonominin canlanmaya başladığını söyledi, sözü kredilere getirdi. Elvan, proje kredilerinin amaç dışı kullanılmasını önleyeceklerini belirtti. Bireysel krediler de mercek altına alındı. Bakan Elvan, bireysel kredilerin sınırlandırılması için bakanlarla görüşmelerin yapıldığını söyledi. Kurumsal kredilerde ve ödemelerinde sorun yok. Ama bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmemiz var. Ciddi bir artış var. Bu konuda bazı tedbirler aldık. Ama yeni tedbirler de gündeme gelecek. Bankalara bireysel kredilerin özenle takip edilmesini istedik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muş'taydı. Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Fetih programına katıldı, vatandaşlara hitap etti. Malazgirt için Anadolu'daki tarihimizin sıfır noktası tanımı yapılır. Evet, Türk tarihinin Malazgirt'ten önce ve Malazgirt'ten sonra olarak tasnif edildiği yer işte tam da burasıdır. Bizim tarihimizde kolay kazanılmış zafer yoktur. Malazgirt zaferinin de gerisinde çok büyük emek, gayret, fedakarlık vardır. Taliban'ın yabancı asker istemiyoruz açıklamasının ardından Afganistan'daki askerlerimizin durumu da netleşti. Ankara çekilme kararı aldı. Mehmetçiğin dönüşü için hazırlıklar sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tahliye işlemleriyle ilgili konuştu. Kabil Havaalanı'ndaki olağan dışı şartlar ve yoğunluğu hatırlattı. İntikalimizi en kısa sürede tamamlayacağız dedi. İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Havaalanında olağan dışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan'la bölgede beraber çalıştığımız... Dünya bu görüntülerle sarsılmıştı. Hedefte Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehri vardı. 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler saldırısında binlerce insan can vermişti. Saldırının faili ise El-Kaide örgütü elebaşı Usame Bin Laden olarak gösterilmişti. Afganistan'ı ele geçiren Taliban'sa aynı düşüncede değil. Taliban'a göre Usame Bin Laden ülkeye girmek için Beyaz Saray tarafından bahane edildi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit bir televizyon programına bağlandı. Usame Bin Laden'in saldırıda parmağı olduğuna dair bir kanıt yok dedi. Mücahit'in canlı yayında yaptığı bu açıklama ülke gündemini sarstı. Amerika'nın Bin Laden'i Taliban'a karşı savaş bahanesi olarak kullandığını iddia eden Mücahit'in sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. Amerika'nın Afganistan'ı işgal etme sebeplerinin başında gelen Bin Laden, 10 yıllık bir uğraşın ardından bulunmuş ve Amerikan özel kuvvetleri tarafından öldürülmüştü. Merhabalar,
tekrar güne bakışa devam ediyoruz. Stüdyomuzda Doğan Çağlar ve Bülent Kaya'yı ağırlıyoruz. Bugün hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için ve Bahadır Kaynak hocamız bizimle birlikte. Hocam siz de hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Mine Hanım. Teşekkür ediyorum. Şimdi o klasik soruyla başlayalım. Taliban bir terör örgütü müdür, değil midir? Terörist sayar mıyız, saymaz mıyız? Ve Türk askerinin sonunda topraklara dönüyor olmasını nasıl değerlendirir, nasıl okursunuz Doğan Bey? Evet. Şimdi Taliban'ın terör örgütü olup olmadığına karar verebilmek için tabii o tarih sürecine bakmak lazım. Tabii şu anda dünya genelinde terör örgütü olarak kabul ediliyor. Türkiye'de de aynı şekilde terör örgütü olarak kabul ediliyor. Şimdi Taliban bir kere nasıl ortaya çıktı? Aslında dünya şu anda terör örgütü olarak kabul ediyor ama şu anda da mesela mevcut olan Taliban yapısını, rejimini işte ciddiye alalım mı, almayalım mı, kabul edelim mi, etmeyelim mi, görüşmeler yapalım mı, yapmayalım diye bir ikilem içerisindeler değil mi? Yani şu anda bir işte hükümet kurulacak, bununla alakalı nasıl bir yol haritası çizeriz diye dünyanın tamamında bir ikilem var şu anda. Şimdi bu ikilemi çözebilmek için şimdi Taliban'ın aslında çıkışına bakmak lazım. Neden çıktı, nasıl ortaya çıktı, kimler destekledi, hangi amaçla ortaya çıktı, şu anda nasıl bir amaç gidiyor, şu anda nasıl işte tekrar Afganistan'ı ele geçirdi, bunları konuşmak lazım. Biliyorsunuz yani bu Taliban zamanında 1979 yılında Sovyet işgalinden sonra, yani Afganistan'daki Sovyet işgalinden sonra Amerika'nın desteklemiş olduğu mücahit gruplardan birisi. Yani orada işte sosyalizmin yayılması, Rusya'nın yayılmasına karşı Amerika'nın desteklemiş olduğu bir mücahit grup aslında. Daha öncesine gittiğiniz zaman, yani bu 1979'dan öncesine gittiğiniz zaman Taliban'la Pakistan'ın çok yakın diyaloğu var aslında. Taliban dediğimiz grup yani talebelerden oluşan, medreselerde eğitim almış, İslami cihatı destekleyen, İslami görüşü destekleyen bir grup aslında bunlar. Afganistan'ın daha çok güney ile doğusunda hüküm sürmüş. Yaklaşık peştü olarak yani bunlar köken olarak peştülerden oluşan ve ülkenin %38 nüfusunu oluşturan bir yapı bunlar aslında. Pakistan'ın kuzeyinde de 15 milyon civarında bir peştü var. Şimdi 1947 yılında İngiltere Pakistan'dan gittikten sonra yani İngiltere hakimiyeti sona erdikten sonra Pakistan'da tabii ayrıcalıklı gruplar ortaya çıkıyor. Yani işte biz peştüyüz. 15 milyon Pakistan'daki 15 milyon peştü ve Afganistan'daki milyonlarca peştü birleşip işte ayrı yeten bir devlet kuralım düşüncesiyle bunlar ortaya çıkıyorlar. Bu burada da Pakistan yani bu milliyetçiliğin, ırkçılığın öne çıkmasını engellemek için otomatikman ne yapıyor? Bu Afganistan'daki işte peştulara, medrese kökenli peştulara destek vermeye başlıyor. Taliban dediğimiz köken aslında buradan çıkıyor. Taliban asıl çıkış yeri burası. Yani 1947 yılında Pakistan'daki peştularla Afganistan'daki peştuların birleşip ayrı bir devlet kurmasını engellemek için orada milliyetçi düşünceden çok ümmetçi düşünceyi empoze etmek için yetiştirilmiş bir grup bunlar. Daha sonra Amerika desteğiyle de yetiştiriliyor. Medreselerde yetiştiriliyor. Ondan sonra silah desteği, askeri eğitimler vesaire para desteğiyle bunlar mücahit bir grup haline geliyor. 1979 yılında da Sovyetlerin işte işgalinden sonra orada direniş hareketi olarak ortaya çıkıyor. Daha sonraki yıllarda tabii 1979'dan 1994 yılına kadar da bunlar sürekli Arabistan tarafından, ondan sonra İsrail tarafından, Amerika tarafından maddi anlamda desteklenmiş gruplar. Yani milyonlarca dolar para gönderilmiş. Yani 1985 yılında, 88 yılında Amerika'nın 250 milyon dolar civarında bir para gönderdiği görülüyor bu gruplara. Şimdi bakın terörist bir grup diyoruz ama aynı zamanda Amerika tarafından milyon dolarlar ödenerek, yardımda bulunarak, eğitilerek, sözde işte oradaki sosyalizmin işte yayılmasına engel olmak amacıyla desteklenmiş bir grup. Ama terör örgütü bakın Amerika tarafından da destekleniyor. Daha Amerika sonra tarafından YPG de destekleniyor. Destekleniyor. Tabii yani bu terör örgütü şunu söylemek istiyorum. Yani bu destek onların terör örgütü olmadığı anlamına gelmiyor. Terör örgütü olduğunu bir kere başta kabul ettik. Ama burada bir ikilem var yani. Şimdi hem terör örgütü hem de bazı ülkeler tarafından destekleniyor. Neden destekleniyor? Bir şey söylenip ama denince geri kalanı şey yapıyor ya. İlk bölümü epeyce şimdi zayıflatıyor. Bunu niye açıklıyorum o yüzden soruyorum. Ben bunu neden açıklıyorum size? Şu anda hani dünyada bir kararsızlık var ya.
Yani terör örgütü ama ne yapmalıyız? Anlatabildim mi? İşte bu ne yapmalıyız noktasına nasıl geldik biz? Yani dünya bu noktaya nasıl geldi? Onu anlatmaya çalışıyorum. Amerika tarafından yıllarca parasal alanı desteklenmiş. Yani 80'li yıllarda 250 milyon dolar civarında paralar gitmiş. Arabistan'dan aynı şekilde. İsrail'den giden paraları hiç saymıyorum bile. Dün bir sürü para gitmiş. Arkasından biliyorsunuz Afganistan yapısı değişik ırklardan, değişik mezheplerden oluşan bir ülke. Tamam %85'i Sünni ama çok değişik yapılardan oluşuyor. Ülkede de sürekli bir kaos hali hakim. Sürekli bir çatışma hali hakim. Orada işte bir propaganda da yapılıyor tabii ki. İşte bu aşiretler arasındaki kavgayı bitirme, orada işte düzeni sağlama, güveni sağlama açısından bir anda kurtarıcılık Taliban ortaya çıkıyor Afganistan'da. Yani bir terör örgütü o halkın kurtarıcısı olarak ortaya çıkıyor. O yıllarda. Çok kurtarıcı tarafını bir türlü anlayamıyorum. Ondan sonraki süreçlerde biliyorsunuz yani 1996 yılında da bunlar iktidara geliyor. Hı hı. 1996 ile 2001 arası aslında çok önemli. Yani bu Amerika'da İkiz Kuleler'in işte bombalanması olayına kadar yani 1996 ile 2001 arasında zaten o Afgan halkı da Taliban'ın gerçek yüzünü görmüş oluyor. Yani 1996 yılına kadar işte oradaki o aşireler arasındaki kavgayı önleyeceğiz, güvenliği sağlayacağız, istikrarı sağlayacağız, kurtarıcı rolüyle ortaya çıkan, ondan sonra Rusya'nın yayılmacı politikasına karşı direnişçi rolüyle ortaya çıkan Taliban 1996 ile 2001 yılları arasında İslami rejimle ülkeyi yöneteceğim diye aslında İslam'da yeri olmayan aşireye kaçan hükümleriyle aslında oradaki halka zulmetmiş durumda. Mesela bu zulmlere nasıl örnek verebiliriz? İşte kız çocuklarının 10 yaşından sonra eğitim hakkının elinden alınması, kadınların işte peçesiz dışarıya çıkamaması, iş hayatından dışlanması, eğitim hayatından dışlanması, erkeklerin işte sakal bırakmadan yaşayamaması gibi işte zorunlu şeyler ortaya çıkartılıyor. Bu dönemde de halk artık ne yapıyor? Bu baskıcı rejimden 1996 ile 2001 arasında bu baskıcı rejimden aslında bunalmaya başlıyor. Aynı zamanda işte katliamlar oluyor, insan kaçakçılığı ortaya çıkıyor, cinayetler işleniyor, toplu katliamlar meydana geliyor. Burada artık Taliban'ın gerçek yüzü ortaya çıkmış oluyor. Şimdi 2001 yılında 11 Eylül saldırısı olduktan sonra biliyorsunuz Bin Laden'e yıkıldı bu Amerika'daki saldırı. Amerika'da bu bahaneyle NATO gücüyle beraber Afganistan'a girmiş oldu. 2001 yılından 2021 senesine kadar 20 senelik bir süreç var. Bu 20 sene içerisinde bir sefer de Taliban'la mücadele etmeye başladılar. Yani işte ikilem dediğim burası bakın. Yani 1979 yılından 2001 yılına kadar orada Amerika tarafından, İsrail tarafından, Suudi Arabistan tarafından maddi anlamda, askeri anlamda desteklenmiş, kurtarıcı olarak ortaya çıkartılmış bir grup. Arkasından 2001 saldırılarından sonra 2021 senesinde bu sefer de mücadele edilen bir grup haline geliyor. Ve dünyanın tamamına da işte terör örgütü olarak lanse ediliyor. Terör örgütü olduğunu kabul ediyor muyuz? Bütün dünya kabul ediyor. Onu söylemiş olalım başta yani. Ama terör örgütünü kim, tohumunu kim ekti? Onları kim yetiştirdi? Onları kim silahlandırdı? Onları kim bu kadar tehlikeli hale getirdi? Ve onlarla 2001 senesinden sonra da kim mücadele etti? İşte burada bir sıkıntı var yani. 2001 senesinde Amerika oraya giriyor. 2021 senesinde NATO gücü, ordu biliyorsunuz. İşte orada düzeni sağlamak, güvenliği sağlamak amaçlı bir sürü ülke orada yani. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. 2021 senesinde bir anda bir karar veriyorsunuz. Biz işte Afganistan'dan çıkacağız diyorsunuz. Taliban da orayı tekrar ele geçiriyor. Şimdi elimize gelen, önümüze koyulan manzara nedir peki? Taliban terör örgütüdür ama orada bir hükümet kurdu. Görüşmeli miyiz, görüşmemeli miyiz? Yani kabul etmek zorunda mıyız, etmemek zorunda mıyız? Böyle bir ikilem içerisinde kaldı dünya. Şu anda da bütün dünyanın gündeminde de Afganistan var. Bahadır Hocam size döneyim buradan. Sonuç itibariyle aslında Amerika'nın evet kendi eliyle yarattığı dönemin çift kutuplu İşte Rusya'nın, daha doğrusu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasının Amerika tarafından çokça istendiği, kendisine zarar verecek olsa bile işte Sovyetlere dağıtmanın daha karlı olduğunu düşündüğü bir sürede aslında ortaya çıkıyor bu Taliban anladığım kadarıyla ya da okuduğum kadarıyla. Siz nasıl bakıyorsunuz Türk askerinin dönüşüne, Taliban'ın tanınıp tanınmaması gerekliliğine? Evet, sizin bir önceki sorunuzla birlikte düşünülebilir herhalde bu Taliban'ın terör örgütü olup olmaması, arkasından Türkiye'nin bunlarla bir şekilde müzakere noktasına gelip gelmeyeceği ve Afganistan'ın geleceğine ilişkin. Şimdi bir kere şunu söylemek lazım. Terör örgütü tanımlaması politik bir tanımlama. Yani öyle bilimsel olarak herkesin üzerinde mutabık kaldığı terör örgütü tanımlaması genelde mümkün olmuyor. Birçok örneğini bunun gördük. En yakın zamanda Suriye'deki, Suriye İç Savaşı'ndaki duruma baktığımız zaman
İşte oradaki Şam rejimi kendine göre bir terör örgütü tanımlaması yapıyor. Ruslar geldiği zaman ilk önce diyorlar ki terör örgütü bize göre bunlardır, biz bunlarla mücadele edeceğiz. Türkiye'nin bir terör örgütü tanımlaması var. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın başka bir terör örgütü tanımlaması var. Ve bu tanımlamalarda zaman içerisinde değişiyorlar. Şunu anlıyoruz, bu aslında politik ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda yaptığı bir tanımlama. Peki ne işe yarıyor? Niye terör örgütü tanımlaması yapılıyor? Aslında şu, terör örgütü tanımının içine giren bir örgüt, grup meşruiyet vasfını yitiriyor. Dolayısıyla siz bunu önünüze çıktığında vuruyorsunuz, silahlı güç kullanıyorsunuz, bir politik müzakereye girmiyorsunuz. Dolayısıyla bir hukuki olarak bir sürecin içerisinden geçirmiyorsunuz. Artık bu tamamen düşman imhası, mübah bir grup haline geliyor. Ama işte uluslararası siyaset bu kadar kolay değil. Zaman içerisinde pozisyonları, ülkelerin pozisyonları değişebiliyor. Ve bu Taliban meselesinde bunu daha da net görüyoruz. Biraz önce biraz özetlendi zaten hikaye bunun üzerinden. Soğuk Savaş'ın dünyasında bir yeşil kuşak teorisi vardı. Sovyetler Birliği'ni Müslüman ülkelerle, topluluklarla çevrelemek, komünizmin dünyaya yayılmasını engellemek üzerinden bir Amerika Birleşik Devletleri'nin planı programı çerçevesinde çeşitli gruplar desteklendi. Afganistan'da bu iyice ete kemiğe büründü. Niye? Çünkü Afganistan'da zaten bir Sovyet işgali vardı. Oradaki farklı gruplar, bunların hepsine mücahit deniyordu o zaman çatı olarak, bunların içinde Taliban da var, desteklendi ve bunlar o zaman dünya kamuoyundaki algılarında iyi çocuklar olarak pazarlandı. Hiç bugünleri görmediğimiz için o zamanlardan. Çünkü siyaseten kullanışlılardı. Yani asıl düşman olan Sovyetler Birliği'ne karşı ittifak yapılabilecek bir güç olduğu için o devirde bunların bu aşırılıkları, dini yorumlamaları, işte kadınlara karşı, insan haklarına karşı tutumlar üzerinde durulmadı. Bu detaylar üzerinde vakit kaybedilmedi. 90'lardan sonra iktidara gelindiğinde Batı kamuoyuna yansıyan bir takım görüntüler olmaya başladı. İşte bilhassa insan hakları, kadın hakları konusundaki çok sert ve bizim toplumumuz tarafından kabul edilemeyecek tutumları. İşte ondan sonra gene infial yaratan olaylardan bir tanesi UNESCO Dünya Mirası heykellerin havaya uçurulmasıydı. İnsanlık mirası dediğimiz şeylerin ve Taliban bir anda imajını yitirdi. Ama bunu askeri müdahaleye, yani Batı kamuoyunu askeri müdahaleye ikna eden şey gene bu değildi. Sırf bunlar üzerinden Batılılar hadi gidin müdahale edin demezlerdi. Derlerdi ki en fazla ya bu burası da böyle bir toplum, bize uygun değil, bizden uzak olsunlar, ne yapıyorlarsa yapsınlar gibi bir noktaya gelinebilirdi. Tabii 11 Eylül şiddeti, terörü onların evine getirdi ve dolayısıyla Amerikan kamuoyu ikna oldu. Afganistan'a asker gönderilmezse kendi ülkelerinde yaşayacaklar bu terörü. Ve 20 senedir de aslında Amerikan kamuoyu... Yılın ardından NATO ve Amerika Afganistan'dan çekildi, Taliban yönetimi ele geçirdi. Ülkede yeni bir dönem başladı. Taliban son tarih olarak 31 Ağustos'u gösterdi. Yabancıları istemiyoruz dedi, tahliyeler başladı. Afganistan'da görevli Türk askerinin ne olacağı merak konusuydu. Ankara kritik kararı verdi. Mehmetçik için dönüş süreci başladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın çekilme kararını değerlendirdi. Sahadaki gerçekleri görerek hareket etmek zorundaydık dedi. Süreci çok yakın bir şekilde takip ettik. Sahadaki gerçekleri görerek hareket etmek zorundaydık. Biz orada askerlerimizi tehlikeye atacak bir süreç içinde olmayacağımızı ifade ettik. Askerimiz orada büyük bir başarı sergiledi. Görevlerini yapmış bir şekilde askerimiz ülkesine dönüyor. 24 ya da 36 saat içinde Türk askerlerinin tahliyesi tamamlanabilir. Ellerinde Amerikan ordusuna ait M4 tüfekleri, üstün özellikli gece görüş gözlükleri, gelişmiş dürbünleri ve kurşun geçirmez yelekleri. Ülkeyi ele geçiren Taliban, Amerikan ordusunun teçhizatlarını kuşandı. Badri 313 birimi Kabil sokaklarında gövde gösterisi yaptı. 31 Ağustos tarihinde Afganistan'dan çekilecek Amerikan ordusu ardında tonla askeri donanım bıraktı.
Taliban tarafından el konulan teçhizatlarla tam donanımlı Badri 313 timi sokaklarda cirit attı. Taliban kendi özel kuvvetlerini böyle tanıttı. Devam ediyoruz güne bakışa. Bülent Bey, size döneyim şimdi. Bir tarafta uluslararası toplumun görüşmek mecburiyetine kendini hissettiği bir Taliban var. Bir taraftan yani katılımcıların, konuşmacıların anlattığından anladığım. Diğer taraftan işte orada toplu katliamlar yapıldığı zaten kabul ediliyor. Halka zulmedildiği kabul ediliyor. Terörist olduğu kabul ediliyor. Masaya oturacak mıyız diye soracağım. Çünkü mesela Esad'la masaya oturmuyoruz. Sisi'yle masaya oturmuyoruz. Taliban'la oturacağız mı? Yani nasıl terörün tanımı konusunda bir muğlaklık var, bir üzerinde uzlaşma sağlanamıyorsa ülkelerin de uluslararası ilişkilerde kendine has bazı yaklaşımları olabilir. Yani tabii biz mesela devletlerin gerek uluslararası politikada gerekse iç meselelerin çözümünde alternatif çözüm unsurlarına başvurması en doğal şeklidir. Yani çünkü dünya genelinde de kullanılan bir şey. Siz bir uluslararası meseleyi çözmek isterken elbette diplomatik kanalları kullanabileceğiniz gibi istihbarat örgütleriniz ya da başka bu işle ilgili görevlendirdiğiniz kurum ve kuruluşlarınız da o süreçleri sevk ve idare etmeniz gerekir. Dolayısıyla amaç eğer sorunu çözmekse her türlü enstrümanı devreye sokmak gerekir. Bu anlamda Türkiye'nin süreçte aktif olarak rol alabilmesi için oradaki bütün gruplarla görüşmesi lazım. Kaldı ki Taliban'ı sadece tek bir yeknesak bir grup olarak görmemek lazım. Çünkü niyetinde kargaşanın olduğu, iç savaşın olduğu bir yerde insanlar kendilerini güçlü hissedebilmek için güçlü olan gruplarla ittifak yapıp silahlı bir mücadeleye yol açabiliyorlar. Çünkü Rusya'nın orayı işgal edip işgalinle karşı birlikte bir direnmeden sonra Rusya çekildi sonra iç savaş başladı. Yani geçmişte Rusya'ya karşı birlikte mücadele eden örgütlerin ya da grupların bu sefer iç iktidar için kendi kendileriyle iç savaşa başladıkları bir süreci yaşadı Afganistan. Sonrasında Amerika'nın gelmesinden sonra geçmişte Rusya'ya karşı birlikte mücadele etmiş örgütler bu sefer kiminin Amerika'yı yanına alarak birlikte mücadele ettiklerini gördük. Bundan sonraki süreçte de elbette şu önemli, yani bir birlikte Afganistan'ı yönetme iradesinin konuşuluyor olması önemli. Çünkü düzenli bir ordusu olmayan, kamu otoritesini birlikte yani meşru bir şekilde kullanmayan, gönüllü birlikteliği, bir birlikte yaşama iradesi oluşmamış bir ülkede hele hele 40 yıl iç savaş, silah ve şantaj, terör gibi kavramlarla tanışmış bir toplumun hemen yerleşik bir hayata geçmesi, hemen bir kamu otoritesi kurmasını beklememek lazım. Türkiye olarak bizim buradaki ana unsurumuz Afganistan'ın normalleşmesini, iç savaşın sona ermesine dair gerçekten tarihi bağlarımıza kaynaklanan bir sempatimiz var o coğrafyada. Onun için çatışmaların tarafı olmadan oradaki arabuluculuk rolümüzü sonuna kadar kullanarak hem siyasi olarak Afganistan'ın yapılanmasında hem ekonomik olarak Afganistan'ın yeniden ayağa kalkmasında Türkiye'nin öncü bir rol üstlenebilme imkanı söz konusu. Yani orada kesinlikle bir taraf haline gelmemesi önemli. Bu anlamda işte silahlı kuvvetlerimizin orada bulunması ya bir uluslararası hukuktan kaynaklanıyor olması gerekiyordu ya da bir meşru müdafaa hakkımızın olması gerekiyordu. İşte sınır güvenliğimizin ya da ülkemize yönelik saldırıların olması ya da oradaki meşru bir hükümetle yapılan bir anlaşma çerçevesinde orada bulunmamız gerekiyordu. Yeni denklem çerçevesinde Afganistan'da böyle bir durum henüz oluşmadığı için Türkiye'nin silahlı kuvvetlerini geri çekmesini biz doğru bir karar olarak buluyorum. Bundan sonraki süreçte belki de artık yani şu an devleti oluşturacak çünkü orada da belli bir takım görüşmeler var gruplar arasında. Bir devlet yapılanmasına gidildiği zaman Türkiye'nin oradaki meşru unsurlarla diyaloğa girerek oradaki desteğini meşru hale getirmesi son derece önemli. Yani bu kadar çok Afganistan'dan gelen göçmeni nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani göçmen de değil galiba adları ama. Yani Türkiye'nin dikkat etmesi gereken en önemli unsurlardan bir tanesi o. Yani 40 yıllık bir savaştan bahsediyoruz. 10 yıl işte Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun orada bulunmasıyla beraber Türkiye de önemli bir rol üstlendi.
Eğer bu 10 yıllık sürece rağmen bugün hala Afganistan'da bir iç huzur sağlanamamışsa ve yoğun bir mülteci göçü varsa oturup düşünmek lazım. 10 yıllık süre içerisinde yani Afganistan'da ne yapıldı? Bir de hani Suriye gibi ya da Irak gibi ya da İran gibi sınır komşumuz olan bir ülkeden bahsetmiyoruz. Yani 2400-2500 kilometre öteden gelen bir göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Burada Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka hem uluslararası toplumu hem de özellikle İran'ı diplomatik olarak devreye sokup kendi sınır güvenliğini net bir şekilde sağlaması gerekiyor. Eğer bu konuda bir zafiyet olursa tıpkı işte Suriye politikasında olduğu gibi o zamanki kırmızı çizgimiz 100 bin mülteciydi. Daha sonra 3,5-4 milyona kadar çıktı. Yani o kırmızı çizgimiz defalarca aşıldı. Şimdi aynı şeyi Afganistan'da yaşamama adına bu kırmızı çizgilerine Türkiye'nin iyi bir şekilde sahip çıkması ve mümkün olduğu kadar göçü engelleyici oradaki insanların Afganistan'da yerleşik hale gelebilmesine dair siyasi çalışmaların içerisinde olması gelenlerin lazım. Gelenlerin büyük çoğunluğunun erkek olmasını peki nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani orada asıl zulümden yani bir zulüm yaşanıyor yani, kesin de o zulmü daha çok kadın yaşıyor. Yani bir komplo teorisi aramak istemiyorum ama çünkü 2500 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Şu anlamda hayır yani 2500 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Elbette yanınızda kadınların ve işte yaşlıların ya da çocukların olduğu bir yani bir aylık bir kimi zaman yürüyerek kimi zaman toplu ulaşım araçlarıyla ya da işte bu insan kaçakçıların sağladığı imkanlarla seyahat edebilmek öyle çocukların, kadınların ya da yaşlıların yapabileceği bir şey değil. Dolayısıyla o insanlar kendi ülkelerinde bir huzur bulamadıkları için bir arayışa girmelerini normal bağlıyor. Ama bu inanışta olan insanların eşlerine, annelerine, çocuklarını terk edip gitmesine normal bulamıyorsunuz. Onu terk etme gibi görmemek lazım da yani onların da daha sonra yanlarına alabilecekleri güvenli bir ortam oluşturma düşüncesi olduğunu zannediyorum. Yani onları orada terk etme şeklinde değil. Yani belki bir umut çünkü siz orada bir savaş ortamı var. Kendi çocuklarınıza, kendi aileniz için bir gelecek tasarlayamayacağınızı düşünüyorsunuz. Dolayısıyla ben bir gideyim bir onlar için de güvenli bir ortam oluşturup onları oradan alayım düşüncesini yarattığını düşünüyorum. Çünkü bu kadar binlerce insanın aile duygularını, eşlerini, çocuklarını terk ederek oralara gidebilmesini mümkün görmemek lazım. Yurt içinde bile böyledir. Yani bir şehirden bir şehre göç olduğu zaman ilk önce evin işte diyelim ki eli ekmek tutan kişisi gider orada bir müddet çalışır. Bir altyapı oluşturur. Daha sonra ailesini yanına alır. Ya da Türkiye'den işte diyelim ki Almanya'ya ya da benzeri ülkelere giden göçlerde de aynı şeyi yaşıyoruz. O yani söylediğinizde haklısınız. Mümkün olsa mesela Suriye'de sınır yakın olduğu için insanlar çocuklarıyla beraber kendilerini Türkiye'ye ama attılar. Ama işte Afganistan örneği biraz daha farklı bir örnek. Sonuçta kapıyı çalıp 10 yaşından büyük çocukları alayım ben diyen bir Taliban varken hani çocuğunu insan savunmak üzere ya da eşini savunmak üzere o zihniyetteki, o düşüncedeki birinin yanında kalması gerekir diye düşünüyorum. O yüzden komplo yani, teorisi ben de kurmayayım ama ya da aramayayım ama aramasam da önümde buldum birden. Şunun için söylüyorum yani şunu takdir etmek lazım. Yani 2400 kilometrelik ve kimi zaman bir ay, kimi zaman bir buçuk ay süren bilmediğiniz topraklarda insan kaçakları neyle uğraştığınız belli olmayan bir süreçte çok zor bir şeydir. Efendim? Siz onların yürüdüklerine inanıyor musunuz 2000 kilometreyi? Yani zaman zaman konaklamak zorunda kalıyorsunuz çünkü yani mesela Naim Babiroğlu hoca şöyle insan ki, kaçakçıları yani bu genelde uluslararası kaçakçılar vasıtası mesela şu an Türkiye diyelim ki toplumsal hassasiyetten dolayı sınırlarını biraz daha güvenilir hale getirmeye başlayınca yani İran tarafında Türkiye'ye geçmek üzere işte günlerdir haftalarda bekleyen gruplar oluşmaya başladı. Kaçakçıların ötesinde mesela Naim Babiroğlu hoca diyor ki bölgeyi hem iyi bilen hem de bir asker bakış açısıyla da bakabilen biri olarak o tespiti mesela bir yayında yapmıştı. Aklımda böyle mıh gibi kaldı. 2000 kilometre yürüyen bir insanın ayakkabısı yeni olmaz Mine Hanım dedi. Hayır, şimdi şöyle, ayakları yani, kan içinde kalır. Yürümeyle ilgili bir şeyden diyor. Bahsetmiyorum. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani lojistik desteklerle işte bu bahsettiğimiz insan kaçakçıları siz belli bir alana getirirsiniz ama bazen birkaç gün orada konaklamak zorunda kalabiliyorsunuz. Yani çölde ıssız bir yerde örnek olarak söylüyorum. Yani sizi tekrar oradan alıp yani hani 2400 kilometreyi aynı araçla seyahat edip Türkiye'ye gelmiyorsunuz yani. Dolayısıyla ara istasyonlar oluyor, araç değişiklikleri oluyor, o arada konuklamalar oluyor ya da siz o insanların emeklerini, umutlarını sömüren insanlar çıkabiliyor. Evde planladığınız şey çarşıda ya uymayabiliyor. Yani bu bir insani trajedi aslında yani hiç kimse
Yani iki, bilmediği topraklara kendi ailesini, çocuklarını bırakıp göç etmek istemez yani. O açıdan hani bu insanları bir komplonun bir parçası olarak görmekten ziyade işte özellikle Birleşmiş Milletler'in ve dünyanın yani Amerika'nın 1 trilyon dolarlık bir harcamasından bahsediyor. Yani 1 trilyon doları eğer siz oranın ayağa kalkması için harcamış olsaydınız zaten insanları şu an terörle ya da başka şeylerle mücadele etmesi değil, tamamen imar edilmiş bir ülkeyle karşı karşıya kalacaktık. O açıdan yani bizim hedefimize, benim şahsi kanaatim o 2400 kilometre yolu bir umutla tüketip buralara gelen insanlardan çok onları oralardan göçe mecbur eden şartları, oralardan göçe sebep olan aktörleri ve ülkeleri konuşmak lazım. Ama bu arada tabii ki bu kadar insan trafiğinin olduğu bir yerde terör örgütleri, başka amaçla olan istihbarat ajanlarının da bu süreçleri kullanmamasından bahsetmek de mümkün olmaz tabii ki. Siz ne dersiniz Doğan Bey? Sonuçta bir yerde bir demokrasi inancı, demokrasi bilinci ya da en azından göstermelik dahi olsa isteği olmadığı sürece şimdi mesela Bülent Bey, biz ve bizim gibi ülkelerde yaşayan insanlar için Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi kurtarıcısı olan insanlar için söylediğiniz çok doğru. Kimse vatanını terk edip başka yere gitmek istemez. Bıraktım onu, şehrini bile çoğunlukla değiştirmeyi tercih etmez ama zulüm gören bir kadının, çalışamayan, okuyamayan, hakları olmayan, düşünmesine izin verilmeyen, sorgulamasına izin verilmeyen bir kadının olduğu yerde yaşamak istememesine ve medeni, seküler yapıda olan bir yere doğru gitmesine ben çok anlamlı bulurum ve geri dönmeyeceğinden de neredeyse emin olurum bu tip koşullarda. Siz ne dersiniz? Demokrasi asla gelmeyecek diyor şimdi ben Taliban. Az önce şu göç meselesine değindiniz ya, onunla ilgili de mesela erkekler kadınlar. Evet, evet. Buyurun. Geçen programda da söylemiştim. Ben biraz Bülent Bey'den farklı düşünüyorum bu konuda. Kimin programında söylediniz? Bir önceki programda yine TV 100'de bu konuya değinmiştik biraz. Şimdi Amerika 2001 ile 2021 senesi, 20 sene orada orada bir şey yaptı yani, değil mi? Oluşum içerisindeydi. Bu 20 sene içerisinde de Afgan halkından beraber çalıştığı insanlar oldu. Evet. Yani gerek istihbarat yönden destek aldığı, gerek tercümanlık aldığı, gerek lojistik anlamda destek aldığı insanlar oldu. Yani bu insanların sayısı 1 milyonun üzerinde olduğu tespit edilmiş durumda. Şimdi Amerika oradan çıktığı zaman Kabil Havalimanı'ndan binlerce insan orada oluştuğunu, değil mi? Uçaklar işte bindiğini, hatta bazen işte uçağın kanatlarına yapışıp bir şekilde Amerika'ya gitmeye çalıştıklarını gördük. Bu insanların ben birçoğunun Amerika ile işbirliği içerisinde olmuş ve orada vatandaşlık sözü verilmiş insanlar olduğunu düşünüyorum. Gelelim Türkiye sınırına dayanmış Afganlara. Ben bir kere bunların kesinlikle yürüyerek 2500 kilometre yolu geldiklerine inanmıyorum. Burada Amerika'nın büyük ihtimalle İran'la el altında bir anlaşması söz konusu. Bu insanların İran sınırından Türkiye'ye gelmesi noktasında İran'ın işte bir göz yumması, destek vermesi anlamında bir anlaşma yapıldığını düşünüyorum ben el altında. Yoksa bu insanların 2500 kilometre yolu yürüyerek işte Türkiye sınırına gelmesi mümkün değil. Ve bu insanlar neden Türkiye'ye geldi? Bir de aslında onu sorgulamak lazım. Az önce dediniz ya, işte neden çocuklar yok, neden kadınlar yok, neden böyle eli silah tutmuş böyle savaşçı insanlar geliyor buraya? Bu insanların da ben birçoğunun Amerika ile işbirliği yapmış ve Taliban orada iktidara geldikten sonra ülkeyi terk etmiş ve dediğim gibi destek görmüş insanlardan oluştuğunu düşünüyorum. Özellikle Amerika'nın İran'la anlaşıp bunların Türkiye sınırına dayanması noktasında destek verildiğini düşünüyorum. Şimdi Amerika ile peki, İran bu insanlar, anlaştı da ben niye alıyorum? Bu insanlar peki neden yani Türkiye'ye geldi? Ne olacak yani bu insanların sonu? Ben bunu şöyle yorumluyorum. Biraz tarihten örnek almak lazım bu konuda. 1995 senesinde Amerika işte bu Peşmerge'yi desteklemişti. Irak'a Saddam'a bir darbe yapabilmek için Peşmerge'yi desteklemiş. Bu insanlara maddi destekte bulmuştu. Kışe'de olduğu gibi, Afganistan'da olduğu gibi. Daha sonra bunları askeri anlamda eğitmiş. Arkasından Silopi üzerinden Türkiye'ye getiriyor bunları. Sonra Batman'dan Guam Adaları'na götürüyor. Guam Adaları'nda da bu insanlar eğitim görüyor. Arkasından tekrar Irak'a gidiyorlar ve Irak'ta da mesela Kuzey Kürdistan'ın oluşumuna sebep oluyor bunlar. Hı hı. Mesela. Şimdi ben de diyorum ki bu insanların da mesela Türkiye sınırına gelen insanların Türkiye üzerinden başka yerlere sevk edilebileceği, bunların eğitilebileceği ya da işte Afganistan'ın kuzeyinde belki başka bir oluşumun oluşmasında sebep olacak insanlardan
oluştuğunu düşünüyorum. Ya mesela Irak'ın parçalanması, Irak diyorum, Afganistan'ın parçalanması, kuzeyinde başka bir oluşum sağlanması, başka bir devlet kurulması, Taliban'dan kopartılan bir bölge oluşturulması konusunda eğitileceğini düşünüyorum ben bu insanlara. Yani burada Amerika'nın yani 10 sene hükmettiği bir Afganistan var. Yani oralarda eğitemediğini uçaklarla götürüp başka yerlere eğitip tekrar geriye nasıl getirsin? Hani Irak örneğinden farklı bir şey. Çünkü Amerika orada bir belli bir bölgenin otoritesi Amerikan elindeydi ve bu zaten 380 bin şöyle silahlı kuvvetleri Türkiye dahil NATO tarafından eğitildi silahlı kuvvetleri Afganistan'da. Şu an hani Taliban'la savaşan ordu yani NATO ve Türkiye tarafından eğitilen askerlerdi yani. Biz kendi eğittiğimiz insanların bize saldırmalarına alışık bir milletiz aslında. Evet. Anlatma hani yani sadece onların yani alıp götürülme şeyini söylüyorum. Hocam, tarihe söylüyorum. Bakınca sırtımızdaki bıçak o kadar çok ki hangisine çıkartsak onu bilemiyoruz. Şimdi hocam şöyle müsaade ederseniz ben bunu biraz daha açıklayayım. Şimdi tabii ki yani Afganistan'da bu insanların eğitim görmesi söz konusu ama yalnız şöyle Taliban orada artık iktidara geldikten sonra bu insanların Amerika destekli bir şekilde ülkeyi terk ettiklerini düşünüyorum. Neden geldiler? Yani şimdi Türkiye'ye bu insanlar turistik gezi için gelmediler herhalde, öyle değil mi? Ya da işte Türkiye'de işte tarlalarda çalışalım, inşaatlarda çalışalım, Türkiye'nin işte ekonomisine katkıda bulunalım diye iş gücü olarak da gelmemişlerdir büyük ihtimalle. Diyorum ki bu insanları mutlaka Amerika destekli bir şekilde bir yerlerde eğitilip kullanılıp tekrar Afganistan'a sevk edilip orada mutlaka bir mücadele içerisine gireceklerini düşünüyorum ben. Yani bunlar bu şekilde geldi. Orada ben biraz daha el büyütüp şöyle bir şey sorayım size. Bu Amerika destekli eğer geldiyse bunlar Amerika İran destekli bir şekilde Amerika el altından geldiyse ve bir şekilde Türkiye'ye sokulduysa başka yere götürülü zaten eğitilmiş bir güç. Evet. Ekstra bir eğitime daha ihtiyacı olmayacak. Türkiye'yi ekstra biraz bir eğitime daha tanımaya, Türkiye'yi bu anlamda yani çünkü gelenin terörist olup olmadığını bilmiyorum. Şimdi bunların birçoğunun düzensiz göç alıyorum. Evet, işte aslında aynı şeyleri dolayısıyla konuşuyoruz. Dolayısıyla bunlar bir yerde eğitilip sonra gelip Afganistan'ın kuzeyinde bir oluşum yapmak yerine bunlar gelip Türkiye'nin güneyinde de bir oluşum yapabilirler ya da olabilir. Doğusunda ya da batısında neyse. Yani Türkiye'nin güvenliği açısından, bekası açısından da risk olarak görür müsünüz? O anlamda söylüyorum. Risk olarak görüyorum zaten, onu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar sıradan insanlar değiller. Bunlar eğitim almış, askeri eğitim almış insanlar ve bunlar büyük ihtimalle Amerika'ya da istihbarat anlamında, lojistik anlamında destek sağlamış insanlar. Bunlar Amerika'ya da işbirliği yapmış insanlar. Zaten Taliban iş başına geldikten sonra bu insanların bu tarafa doğru gelmesi zaten tesadüf değil. Bunlar büyük ihtimalle Amerika devletiyle işbirliği içerisinde olmuş insanlar. Şimdi bunlar ben hani Türkiye'de güneyinde, kuzeyinde vesaire işte bir oluşuma giderlerim diye düşünmüyorum ama mutlaka Afganistan'da bir bölünme aşamasında kullanılacak aparatlar olarak görüyorum bu insanları. Büyük ihtimalle Amerika'nın bunlarla ilgili bir planı vardır, bir projesi vardır. Bunlar bu şekilde de Afganistan'dan şu anda çıkartılmışlardır diye düşünüyorum. Şimdi buradan yola çıkarak, az önce dediniz ki işte Türk askeri orada olmalı mı? Şimdi Türk askerinin orada olması için bunun bir kere hukuki zeminin olması lazım. 2001 ile 2021 arasında NATO gücü olarak Amerika ile beraber, diğer ülkelerle beraber oraya girdik. Şu anda çekilme kararı alındı. Dolayısıyla hukuki anlamda bir zemin yok şu anda. Ondan dolayıdır ki zaten işte Sayın Cumhurbaşkanımızın bazı açıklamaları var. Taliban'dan işte bir adım beklediklerini, bir davet beklediklerini üstü kapalı ifade etti. Amerika ile de bazı görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Oradaki havalimanının güvenliğinin sağlanması açısından Amerika ile bazı görüşmeler yapıldığını ifade etti. Hatta bazı şartlar öne sürdüğünü söyledi. Dedi ki işte biz Kabil Havalimanı'nı eğer koruyacaksak, oranın güvenliğini sağlayacaksak Amerika'da bu anlamda bize hem istihbari anlamda hem de ekonomik anlamda mali açısından işte destek olmalı gibisinden bazı taleplerimiz oldu dedi. Ve Amerika'da biz bunları düşünüyoruz şu anda değerlendirme aşamasında diye bir açıklama yaptı. Şimdi Türkiye orada olmalı mı? Bence Türk askeri orada olmalı. Bir kere şu Afgan göçünün engellenmesi konusunda bizim mutlaka orada olmamız gerekiyor. Afgan göçünün engellenmesi konusunda mutlaka orada olmamız gerekiyor. Bir de bizim İran'la da mutlaka bu Afgan göçünün engellenmesi konusunda da İranlılarla bir görüşmeler yapmamız lazım. İranlılarla bir anlaşma yapmamız lazım. Yani bu göçün engellenmesi konusunda İran'ın da bir duvar örmesi noktasında onlarla bazı görüşmeler yapmamız gerekiyor. İkincisi neden? Bütün insani yardımlar hep o Kabil Havalimanı üzerinden yapılıyor. Bütün yardım kuruluşları oradan mesela yol güzergahını oradan kullanıyor. Bir de narkotrafik var mesela biliyorsunuz yani dünyadaki uyuşturucunun %90'ı orada üretiliyor ve dünyaya genelde o bölgeden gittiği için bizim mutlaka orada bir jandarma gibi bulunmamız gerekiyor. Başka neden orada olmamız gerekiyor? Yani Türk askerinin başka neden Afganistan'da olması gerekiyor? Şimdi biliyorsunuz ki
Amerika, az önce siz de ifade ettiniz ya, dediniz ya Amerika YPG'ye de destek veriyor, PKK'ya da destek veriyor. Evet, Amerika yıllardır PKK'ya, YPG'ye destek veriyor. El altından işte silahlar gitti, binlerce tır silah gitti, maddi yardımlar gidiyor, istihbarat desteği gidiyor. Ve dolayısıyla bizim de son yıllarda Amerika ile gergin bir ilişkimiz var. Bu anlamda da şimdi bizim şunu yapmamız lazım. Madem Amerika oradan şimdi çekildiğini iddia ediyor, biz de orada olursak orada Amerika'nın güvenliğine tehdit edecek bazı terör eylemlerinin oluşmasında, terörist grupların oluşmasında Türkiye orada bir jandarma görevi görebilir. Bunun engellenmesi noktasında destek verebilir. Bunun karşılığında da Amerika'nın PKK ve YPG'ye destek vermesinin engellenmesi istenebilir. Yani PKK sen de, yani biz eğer orada bulunacaksak, orada terörist grupların oluşmasını engelleyeceksek, oradan cihadist anlamında ortaya çıkıp da tıpkı aynı 2001 senesinde 11 Eylül saldırılarının benzerinin oluşmaması için biz orada olacaksak, siz de PKK ve YPG'ye destek vermemesi açısından mesela bir işbirliğine gidilebilir. Böyle bir gerekçe öne sürülebilir. Ha şimdi Taliban yeşil ışık yaktı mı? Buna işte son dakika haberlerine göre işte bazı görüşmeler yapılmış. Hani bu Kabil Havalimanı'nın işte korunması, işletilmesi konusunda Türkiye'den destek istediklerini ifade etmişler. Tabii sivil bir destekten bahsetmişler ama ben burada sivil destekten ziyade orada mutlaka askerimizin olması gerektiğini düşünüyorum. Bir daha söyleyeyim, yani özetle Afgan göçünün engellenmesi, orada Taliban'ın o 96 ile 2001 senesinde insanlık dışı yönetiminin önüne geçilmesi için, yani bu tarz bir yönetim şeklinin önüne geçilebilmesi için Türkiye orada olmalıdır. Az önce hocam da dedi ki bizim Afgan halkıyla tarihi açıdan bir bağımız var. Özellikle Kurtuluş Savaşı'ndan çok ciddi anlamda destek almışız. Bir kere Taliban'ı bir kenara koyarsak, oradaki halkın güvenliği açısından, kadınların ve çocukların güvenliği açısından, orada Taliban rejimi tarafından baskıya uğramaması için, insani bir şekilde yaşaması için bir kere Türkiye'nin orada olması gerekiyor. Ama şimdi, baştan ben baskı uygulayacağım diyor Taliban. Şu anda mesela şu var. Biz bir kere buna da karar vermemiz lazım İnan Hanım. Biz şimdi Taliban'ı engelleyebilir miyiz? Mesela yıllardır bakın, ben ta 1947'den. Daha ziyade engellemeli miyiz? 1947'den 2021'e kadar bir Taliban sürecinden bahsettim. Hı. O Pakistan'dan, değil mi? Peştolardan bahsettim. 2021 senesine kadar orada bir Taliban gerçeği var ve hiçbir şekilde yok olmuyor. Neden yok olmuyorlar? Çünkü Taliban'ın çoğunluğu oradaki, yani çoğunluk nüfusten meydana geliyor. Peştu denilen bir millet var orada. Ve halkı, ülkenin %38, yani nüfusun %38'in oluşuyor, onlardan oluşuyor. Bir kere onları yok etmek yani mümkün değil. Yani yok edemediler zaten. Ve halen iktidara gelebiliyorlar. Bu gerçek var. Şimdi biz bunun iktidara gelmesini engelleyemiyoruz bir kere. Engelleyemiyorsak o zaman insanlık dışı muamele göstermelerinden, insanlara zulmetmelerinden, kadınlara, çocuklara zulmetmeleri noktasında engel olmak için bizim orada olmamız gerekiyor. Şimdi işte ona nasıl engel olabilirsiniz? Yani şimdi, işte ona nasıl? Sonuç itibariyle şeriatla yöneteceğim hani, diyor ve demokrasi gelmeyecek diyor. Şeriatla yönetilen bir yerde bir kadını koruyamazsınız. Şimdi nasıl engelleyeceksiniz? Şöyle engelleyeceksiniz onları. Şimdi kalkıp da biz orada tabii Taliban'la savaşa girecek değiliz. Ama kamuoyu baskısı var. Mesela ne yaparsınız? Ekonomik anlamda baskı yaparsınız. Para giriş çıkışını engellersiniz. Altyapısının oluşmasını engellersiniz. Ülkelerin oraya yardımda bulunmasını engellersiniz. Dünya genelinde bir propaganda yaparsınız. Sen terör örgütüsün ya da meşru değilsin, kabul etmezsiniz. Anlatabildim mi? Yani biz orada Türkiye ile beraber destek olacak ülke. Pakistan mesela. Bir Bahadır hocama söz vereceğim önce. Sonra size döneceğim ama orada yani Amerika'nın İran'a uyguladığı gibi bir yaptırımı Türkiye Afganistan'a uygulayamayacağı için çok da bir anlama olacağını düşünmüyorum söylediğiniz şey. Bir Bahadır hocama söz vereyim, tamam. Sonra döneyim mi? Tabii Bahadır hocam. Bu dünyanın jandarmalığını yapıyor diye çok kızdığımız Amerika'yı bir tarafa koyuyorum. Bir taraftan siz jandarma dediğiniz için, evet, çağrışım yaptığı için öyle söylüyorum. Türkiye'nin işte 11 Eylül benzeri bir takım olaylar olmasın diye biz burada duralım. Siz de PKK'yı, YPG'yi bir zapturapt altına alın gibi bir öneride bulundu Doğan Bey. Katılır mısınız? Birilerinin dünyada jandarma görevini üstlenmesi şart mıdır? Yoksa kimse kimsenin aslında iç işine karışmasa ve kendi kendine bıraksa işler daha kolay olur mu? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri gibi bir süper gücün bile gördüğümüz üzere bir fayda maliyet analizi var operasyonlarını yaparken. 20 trilyonun üzerinde bir gayri safi milli hasıları var. 700 milyar dolardan fazla bir savunma bütçeleri var ama onlar bile baktılar bu Afganistan'daki misyonları kendilerine göre biraz fazla pahalıya gelmeye başladı. Dolayısıyla biz kaynaklarımızı
Başka alanlarda daha verimli kullanırız. Burada başka bir düzenleme yapar. Orada çıkarlarımızı koruruz noktasına gittiler. Türkiye tabii imkanları olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar imkanı olan bir ülke değil. Ve kendi güvenlik önceliklerimiz farklı. Afganistan bizim için önemsiz bir ülkedir anlamında kullanmıyorum bunu ama birinci güvencilik önceliği olan bir ülke değil. Biz kendi çevremizde çok ciddi sorunlarla mücadele eden bir ülkeyiz. Ve onları çözmekte de zorlanıyoruz aslında. Bakın Suriye'de olan bitenler, Irak'ın Kozayeli'ndeki durum, Doğu Akdeniz meselesi, Kıbrıs meselesi, Kafkaslar'da patlayan olaylar vardı geçen sene içerisinde. Gündemimizde daha fazla yer alması, konuşulacak olması kesin olan bir Kırım meselesi var. Türkiye'nin buralarda hem askeri hem ekonomik hem politik bağlantılarıyla bir şekilde kendi çıkarları doğrultusunda mesafe almaya çalışması söz konusu. Şimdi Afganistan'da doğrudan etki sağlamamız biraz zor. Ve ayrıca önceliklendirme anlamında baktığımız zaman acaba kaynaklarımızı bu yöne ayırmalı mıyız? Yani eğer askerlerimiz bir şekilde risk alacaksa bu alanda mı risk almalı? Onu değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye Afganistan'a neden geldi diye baktığımız zaman biz NATO misyonu içerisinde gittik oraya. Orada bir terör saldırısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne NATO'nun 5. maddesi işletildi. Herhangi bir NATO müttefiğine yapılan saldırı tüm NATO ülkelerine yapılmıştır diye. Ve arkasından bütün diğer NATO ülkeleri gibi Türkiye de orada varlığını koydu ve 20 senedir bir görev sürdürüyor. Daha sonra tabii NATO'nun oradan çekilmesinden sonra Türkiye'nin sadece bir havaalanı koruma misyonuyla orada bulunması müzakere edildi. Sanıyorum orada gene bir başkan Biden'la Cumhurbaşkanı arasında görüşmeler oldu. Bir 14 Haziran'daki NATO zirvesinde konu tekrar gündeme geldi. Müzakereler devam etti. Savunma Bakanları zemininden. Ama bugün gördüğümüz noktada da aslında orada da çok fazla ilerleme olmadığını, Türkiye'nin burada kalmayacağını aşağı yukarı anlıyor gibi gözüküyoruz. Yani baktığımız zaman aslında evet Afganistan'daki durum çok iç açıcı değil. Türk kamuoyu açısından da Batı kamuoyları açısından da çok hazmedilecek bir şey değil. Ama birçok ülke şunu söylüyor, bu bölgenin gerçeği ve biz burası için kendi askerlerimizi feda etmeyiz, daha fazla para harcamak istemiyoruz. Dolayısıyla beklentimiz ne olacak diyorlar. Türkiye'nin de dahil olduğu grup, Avrupalılar, Amerikalılar. Buradan dışarıya terör ihraç edilmesin. Artı bir sığınmacı, mülteci kriziyle, ikinci bir dalgayla tekrar baş başa kalmayalım. Beklentiler bu ölçüde olacak. Siz şimdi buna diyebilirsiniz ki bencilce bir yaklaşım. Sadece kendi çıkarlarınız üzerinden Afgan insanlarını kendi kaderlerine terk ediyoruz gibi bir bakış açısı olabilir ama maalesef uluslararası siyasetin de böyle bir yapısı var. Dünyanın bütün sorunlarını çözemiyorsunuz. Buna her şeyden önce işte emperyal devletler dediğimiz cepleri derin, askeri imkanları çok yüksek ülkeler bile fark ediyorlar. Bunlar ara ara böyle hevesleniyorlar. Dünyaya demokrasiyi ihraç edelim, onu yapalım, bunu yapalım, dünyaya nizam verelim. Ama onlar bile bir süre sonra şunu fark ediyorlar ki yapılabilecekler sınırlı. Bu arada bu ülkelerin tamamının iyi niyetle hareket ettiği falan iddiasında değilim. Ama şunu en azından fark ediyorlar. Bütün ülkeler kendi kısıtlarını fark ediyorlar. Şimdi Türkiye'nin de bu Afganistan misyonunda kendi kısıtlarının farkında olmadığını düşünmüyorum zaten. Türkiye bu konuda gayet bilinçli. Şunu tespit etti aslında Türkiye. Bunu da neden tespit ettiğini şimdi söyleyeceğim. Acaba biz hem batılı müttefiklerin rızasını alarak hem de Taliban'ın rızasıyla orada bir görev sürdürebiliriz miyiz Kabil havalanında. Onun da çok pozitif bir sonucu ortaya çıkmadı. Türkiye'nin buradaki gerekçesi neydi? Türkiye'nin Afganistan'ın Türkiye açısından birincil güvencilik riski olduğundan hareket etmedi. Türkiye NATO içerisindeki ittifak içerisinde sarsılan rolünü bir anlamda tekrar teyit etmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri ile bozulan ilişkilerini tamir edebilmek amacıyla böyle bir hamle yaptı. Biliyorsunuz bir dizi sorun oldu. Suriye'nin Fırat'ın doğusunda işte PYD, YPG meselesi, arkasından S-400 meselesi Türkiye'nin karşı bir hamle olarak aldı. Arkasından bu İran ambargolar üzerinden bir Halkbank davası vesaire var. Bizim Amerika ile 5-6 senedir süre giden bir gerginliğimiz var. Aslında o anlamda Türkiye bu ortamı yumuşatmak adına bunu bir araç, bir manivel olarak kullanmayı planladı. Ama şunu da görmemiz lazım. Biz bir sorunu çözmeye kalkarken başka bir sorunun içine giriyoruz ve sorunlar birbirini beslemeye çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri sorunu işte aramızı düzeltebilmek adına zorlayıcı bir
şey olarak, önlem olarak S-400'leri Rusya'dan alalım diyoruz. Bu S-400'ler başımıza daha büyük bela alıyor. F-35 programından atılıyoruz. Kağıtsa yaptırımlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bizim bölgesel rakiplerimiz F-35'leri alıyorlar. Şimdi ondan kurtulmak için bu sefer Afganistan misyonuna gireceğiz. Orada Allah korusun daha kötü durumlarla karşılaşacağız. Temel soru bu. Yani bir sorunu çözmek için başka bir adım atıp oralarda kendi problemimizi bir kar topu gibi büyütmememiz lazım. Onun için de zannediyorum bu Afganistan misyonuyla ilgili olarak giderek zaten ışık kırmızıya doğru dönüyor. Benim görebildiğim o. Peki sizin ekleyecekleriniz vardı. Şöyle yani Türkiye'nin başta Afganistan olmak üzere bölge ülkeleriyle askeri merkezi bir dış ilişki, dış politika yürütmesinden ziyade diplomasi merkezi bir dış politika yüklenmesi lazım. Yani bizim Afganistan'da bulunmamızın konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi mutlaka meşru bir amacı olması lazım. Ya uluslararası hukuktan kaynaklanan bir sebeple orada olmamız lazım. Ya Türkiye'nin uluslararası hukukun meşru gördüğü bir meşru müdafaa hakkıyla orada olması lazım. Ya da Afganistan'daki yönetim elinde bulunduran kişilerle daveti üzerine orada bulunması lazım. Bunu aşan Türkiye'nin her orada bulunması Afganistan'la Türkiye'nin arasındaki ilişkileri tamir etmez, daha da fazla bozar. Yani dünyanın jandarmalığına soyunmaya gerek yok. Eğer bizim kendi ülkemizin menfaatleri gerektiriyorsa, kendi güvenliğimiz tehdit altındaysa elbette herkes de sonuna kadar mücadele edebiliriz. Ama böyle bir şey söz konusu değilken, işte uyuşturucu trafiğini yönetme adına, işte Amerika'ya karşı yapılacak terörist eylemleri önleme adına ya da üçüncü ülkelerin çıkarları adına Türkiye'nin orada bulunmasından daha zararlı hiçbir şey olamaz. Türkiye'nin orada bulunması ancak kardeş ve dost halk olan Afganların huzurunu ve barışını sağlamaya dönük bir amaç olması lazım. O da benim şahsi kanaatimi ifade ettiğim gibi askeri merkezli bir dış politikadan ziyade diplomatik merkezli bir dış politika olması lazım. Dolayısıyla bugün eğer Kabil Havalimanı'nın hem uluslararası toplum hem de Afganlar için bir güvenli alan haline getirilmesi söz konusuysa Türkiye bunu illa bir NATO görevlendirilmesiyle yapmak durumunda değil. Çünkü bunun işletilmesi aynı zamanda teknik bir meseledir. Yani sadece siyasi bir mesele değil, bir havaalanı, yani uluslararası bir havaalanının işletilmesi. Bu anlamda ben Türkiye'nin oradaki yerel unsurlarla da ya da işte yönetimi ele geçirecek kişilerle de bir diyalog kurarak yani oradan çekildikten sonra tekrar diplomatik ilişkilerin devam edeceğini. Yani orada olmamalı diyorsunuz hocam askerimizin. Oradaki yani üç amaçla orada üç yani olmalı ya, mı olmamalı mı? Şimdi nasıl bir sonuç çıkarmalıyız? Şimdi siz uluslararası bir meşruiyetiniz yoksa, meşru uluslararası hukukun tanıdığı bir meşru müdafaa hakkınız da yoksa, oradaki devlet de sizi çağırmıyorsa niye bulunacağız? Tamam. Nasıl bulunabilirsiniz? Özetle yani olmamalı diyorsunuz. Yani siz ondan onu çıkarıyorsanız ben Türkiye'yim, uluslararası hukuku tanımam, oradaki devleti tanımam, ben bir yerde bulunmam gerekiyorsa gider bulunurum diyorsanız buyurun gidin bulunun o zaman diyeceğim yani. Bunu bu kadar basit görmemek lazım yani. O zaman başkası da gelir Türkiye'de bulunur kendi meşru hakkı için. Yani böyle bir şey olabilir mi? Uluslararası hukuk burası. Yani siz başka bir ülkenin toprağına, dediğim gibi mesela Suriye'den sizin ülkenize eğer terörist saldırıları varsa elbette meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye'de gider operasyon yaparsınız, Irak'ta operasyon yaparsınız. Hiç kimse de uluslararası hukuktan doğan bu hakkınızdan dolayı sıkınayamaz. Ama ben Afganistan'da bulunmam lazım. O halde gidip bulunayım. Ne uluslararası toplumu tanıyayım, ne Afgan hükümetini tanıyayım. Yani böyle bir hayalci, böyle bir hukuka uygun olmayan talebi ben çok fantastik buluyorum yani. Siz de bir şey ekleyecektiniz. Dönünce vereyim söz dedim. Yani, ticaret hacmiyle ilgili bir şey ekleyecektiniz galiba. Ticaret hacim değil yani. Şurada tabii hocam anlatıyor mesela, gerekçeleri anlatıyor. Ben burada nasıl bir sonuca varmalıyım o anlamda sordum. Yani olmalı mı olmalı mı o anlamda ya sordum. Şimdi tabii olmak Türkiye için gayret göstermeliyiz şöyle, ama bunun yolu o ülkeye rağmen orada bulunmak değil yani. Şimdi ben size şeyleri de söyleyeyim. Bir yandan şeye baktım da Ankara Ticaret Odası'nın verileri üzerinden Türkiye ile ticareti ne kadarmış Afganistan diye baktım. Türkiye'nin ihracatı hep topu 148.7 milyon dolar. Türkiye'nin oradan ithalatı da 13 milyon dolar. Yani ekonomik yaptırım uygulayabilecek bir şey yok orada da. Evet. Şimdi Afgan, hani kardeş Afgan halkının güvenliği söz konusu ya mesela. Bizim orada tarihi bağlarımız var. Taliban'ın da orada zulmetmesinden çekiniyoruz. O anlamda da bizim mesela ben farklı düşünüyorum hocam. Yani ben saygı gerekçesini de söyleyeyim. Ben kendi görüşümü ortaya orada mesela orada başka bir şey söyleyeyim. Orada Afgan halkı düşünse orada Afgan, olmaz mı zaten? Afgan halkının güvenliğinin sağlanması açısından mutlaka Türkiye'nin bir şekilde orada olması gerektiğini düşünüyorum ben. Afgan halkının güvenliğini sağlamak niye benim görevim?
Neden bizim görevimiz? Şimdi terör eylemlerinden bahsediyoruz değil mi? Demin mesela işte çocukların ölmesi, kadınların işte iş hayatında olmaması, işte zulümden bahsediyoruz vesaire. Bir terör örgütünün oraya hükmettiğinden bahsediyoruz. Ve bundan rahatsızlığımızı dile getiriyoruz. 20 sene boyunca da NATO gücü orada. Yani ben 20 sene boyunca neden Rus'un orada? Kendi eğer mesela o coğrafyayı kendi kaderine terk edeceksek, o zaman bize ne deyip mesela kendimiz kenara çekilebiliriz. Mısır'da da bunlar mesela. Ama yani diyorsak ki yani biz orada Taliban'ın bu mesela şekilde bir yönetim şekline izin vermeyeceğiz diyorsak orada birilerinin mutlaka olması gerekiyor. Nasıl vermeyebilirsiniz? Efendim? Nasıl vermeyebilirsiniz? Kendi ülkeniz dik orası. Yani Suriye'de Esad'ın yönetmesine ne kadar izin vermezseniz bir başka yerde de bir başkasının yönetmesine o kadar izin vermeyebilirsiniz. Peki o zaman izin vermeyelim de demin şeyden bahsettik. Türkiye'ye gelen işte Afgan göçünden bahsettik. Engelleyemiyoruz. Endişeliyiz. Neden geldiler? Ülkede neye sebep olacaklar? Değil mi? Engelleyemiyoruz. Mesela bir başıboşluk var yani. Eğer bir yerde bir başıboşluk varsa onu nasıl engelleyeceğiz? Hani Suriye ile ilgili olayda siz Suriye devletine benim ülkeme gelen düzensiz göçü engelle ya da Suriye'den benim ülkeme gelen saldırıları engelle. Aksi takdirde ben uluslararası hukuktan kaynaklı haklarımı kullanır. Kendi sınırlarımın dışında da kendimi korurum diyebilirsiniz. Ama Afganistan'da öyle bir şey söz konusu değil. Yani böyle bir uluslararası meşruiyet söz konusu olmaz. Yani. Şimdi şöyle mesela Amerika 2001 senesinde Afganistan hangi gerekçeyle işgal ettir? Tabii biz işgal ederim demiyorum. Hangi gerekçeyle işgal etti? Yönetimine dedi izin ki, vermem dediğiniz yerde dedi işgal ki, etmeniz gerekiyor. Dedi ki mesela benim ülkemde 11 Eylül saldırısı oldu. Bunun çıktığı yer Afganistan'dır. El-Kaide'ye destek veriyor dedi ve kalktı değil mi? 2001 senesinde. İşte Bülent Bey'den şey söylüyorsunuz. Bülent Bey de diyor ki eğer Türkiye'nin kendi meşru müdafaa hakkını kullanmak gibi bir mecburiyet olursa ki inşallah olmaz. O zaman gider girer Afganistan'a diyor. Askerim o şekilde yani orada olmalı diyor. Afganistan'da bir terör örgütü vardı ve Türkiye'ye dönük eylemleri vardı evet, elbette. Hani bir şey ya da oranın meşru yönetimi kabul gördükten hemen sonra Türkiye'yi yardıma çağırır. Tıpkı Beşar Esad'ın Rusya'yı İran'ı çağırması gibi. Hatta Çin'i de galiba çağırdı. Çok olur. Emin değilim. Ama yani şeyden İran ve Rusya'da eminim. O şekilde çağırsa yine orada olmalıyım askerimle tamam, diyor. Az önce, ya da az önce, sivil şekilde olmalıyım evet, diyor. Az önce ben de aynısını söylemedim. Ama mi? Bu üç dedim ki, faktör ki, olmazsa ama olamam dedim, az önce ben onu söyledim. Konuşmama dikkat ettiyseniz dedim ki yani orada olmamız yanlış anlaşıldı o zaman. Hukuki bir süreç söz konusu dedim. Değil mi? İlk önce NATO ile beraber girdik biz oraya. Ondan sonra Taliban'ın davet etmesi gerekiyor dedim. Yani onun zaten Türkiye'nin nasıl orada olması gerektiğini söyledim. Aynı şeyleri söyledim. Ama diyorum ki yani burada benim konuştuğum, tartıştığım konu Türkiye olmalı mı olmam diye özellikle hocama sordum ya. Onu söylemek istiyorum yani. Bence olmalıyız. Orada olmalıyız. Bir şekilde olmalıyız. Ama olmalıyız derken yani mutlaka tabii ki Taliban'ın oradan bir daveti olması gerekiyor. Neden olmalıyız peki yani? Altını dolduracak olursak benim düşüncem oradaki güvenliğin sağlanması, oradaki Afgan halkının güvenliği sağlanması, yani rejimin orada baskı unsuru haline gelmemesi için mutlaka Türkiye'nin orada olması peki, gerekiyor diye düşünüyorum. Peki bu bizim sorunumuz ama bizi ilgilendiriyor mu? Mesela oradaki Afgan halkının güvenliği bizi ilgilendiriyor mu? Evet ilgilendiriyor. Eğer orada bir düzen olmadığı zaman bu sefer de ne oluyor? Bir göç söz konusu oluyor. Mesela Türkiye'ye gelen Afgan göçünden bahsediyoruz. Dünyanın her yerinde olur bu. Afgan göçünden bahsediyoruz. Türkiye'ye yaptırımların ne olacağını konuşuyoruz. Neye sebep olacağını konuşuyoruz. Bu insanlar değil mi? Türkiye'de neden varlar, neden geliyorlar ve bunun önüne nasıl geçeriz diye konuşuyoruz. O zaman diyor ki bunu engellemek için mutlaka orada bizim bir gözlem noktamızın olması gerekiyor. Peki mesela benzer bir durum Rusya'da olsa Rus halkını korumak üzere gitmemiz gerekir mi oraya? Yani Rus halkıyla Afgan halkını bence kıyaslamak çok yanlış olur. Yani yok, Rusya ile Afganistan coğrafyasını yani yan yana koymak bence çok farklı bir şey. Tabii ki çok farklı. Yani burada mesela şey diyebilirsiniz bana. Mesela Irak'ta olsa olmalı mı derseniz okey derim. Tamam derim. Mesela Bırak, Suriye derseniz tamam derim. Afganistan sınırım. Tamam ama Rusya değil yani. Anladın ama mı? Rusya yani şu anda, sınırım. Tamam anladım. Yani daha fazla göç gelebilir oradan. Gelebilir. Yalnız diyoruz ki yani Ermenistan'la birleşip başka bir şey yapabilir. Şu anda istikrarsızlığın olduğu ülkelerde savaşın olduğu ülkelerde ve yönetimde bulunan insanların terör örgütü olduğunu iddia ettiğimiz, zulüm unsuru olduğunu iddia ettiğimiz ülkelerde mutlaka birilerinin olması gerekiyor. Kendi haline bırakılamaz diye düşünüyorum. Bu sadece Türkiye için değil. Yani burada sadece Türkiye değil. Türkiye'de olmalı, Almanya'da olmalı, İngiltere'de olmalı. Mesela Amerika giriyoruz dedi girdik, Amerika çıkıyoruz dedi çıktık. Bu böyle olmamalı yani. Anlatabildim mi? Yani bir şey yarım bırakılmama. Şimdi gerekiyor. Mesela eğer şu anda biz orada olmalı mıyız ya da Afgan halkının güvenliğini biz mi sağlamayız diye soruyorsak o zaman biz 20 sene boyunca niye oradaydık? O zaman biz mesela 10 sene önce ya bizim burada ne işimiz var? Biz Afgan halkının güvenliğini işte sağlamak zorunda mıyız deyip de o zaman bizim oradan çıkmamız gerekiyordu. Biz muharip güç olarak orada değildik ama. Efendim? Biz muharip güç olarak orada değildik. Tamam güvenliği sağlamak açısından orada değil miydik? Mesela NATO gücü olarak ne için oradaydık biz? Yani biz değil mi? Ya orada terör örgütlerinin türemesi.
güçlenmesini engellemek, dünyaya tehdit unsuru haline gelmesini engellemek için oradaydık. İşte 20 sene boyunca niye oradaydık? O zaman tarafında değildik. Efendim? Bir de savaşan güç tarafında değildik. Bir de yine de savaşan güç vardı. Ama yani ben burada savaşan güç tarafında olalım demiyorum ki. Bir daha bak, yani burada yanlış anlaşılıyorum. Ben savaşan güç tarafında olalım demiyorum. Orada olmalıyız. Orada bizim varlığımız hissedilmeli. Kontrolü sağlamalıyız orada. Kendi kaderine terk etmemeliyiz. Biz Taliban'ın meşru bir hükümet olup olmadığını tartışıyoruz. Meşru bir rejim olup olmadığını tartışıyoruz. Terör örgütü müdür, değil midir? Orada gerçekten yani çağımıza uygun demokratik bir rejim olarak olacaklar mı, olmayacaklar mı? Olmayacaklar. Halka zulmedecekler mi, etmiyor? Olmayacaklar. Olmayacaklarsa o zaman kendi kaderine mi bırakacağız? Biz de yani Amerika gibi ya terör demokrasi bir ülkenin kendi kaderine biz müdahale edebiliriz. O zaman şöyle yapalım hocam. O zaman bize ne diyelim? Askerimizi çekelim. Anlatabildim mi? O zaman Türkiye'de gelen Afgan göçünü de izleyelim. Yani nasıl olacak, nasıl bitecek? Yani hayır, onunla ilgili o zaman değil işte, mi? Bak, ne yapacağız o zaman? Afganistan'dan yani? Önce sizin bunlar kimin sınırından Türkiye'ye geliyor? Yani İran sınırından uçak geliyor. Yoluyla mı geliyor? İran sınırından geliyor. O zaman sizin birinci derecede muhatabı tamam, İran. İran'a peki nasıl geliyor? Yani Türkiye sınır komşusu olan eğer İran'sa, evet. İran'a sen benimle olan sınırlarını güvence altına al baskısını İran'a yapabilir. Tamam. Siz gidip o zaman yani Afganistan'ı izole edip hiçbir yere çıkamazsın, senin Türkiye'ye gitme riskin var diye ülkenin tamamını duvarlarla mı öreceksiniz yani? Duvar öreceğimize girelim, yönetimimiz yapalım. Şey, yani şey değil. Toprağı bizim olsun. Bir, hani hocam Türkiye, duvar ayrı bir Türkiye şey. Göç gelebilir. Ben gidip şey. 2400 kilometre ötedeki bir ülkede bulunayım. Burada bizim yapmamız gereken, dediğim gibi beğenir beğenmeyiz. Yani her ülkenin yönetim şeklini beğenmek zorunda değiliz. Ama bir yönetim şekli var. Bizim yapabileceğimiz onlara ne oranda katkı sunabiliriz? Bunları da diplomatik yollarla yapmamız lazım. Bunu şurada şöyle bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti binlerce yıllık savaş kültürüne ve tecrübesine sahip ve bu ülkenin kimse kusura bakmasın gerçekten sınırları gayet kanla çizilmiştir. Dolayısıyla evet. O sınırı korumak Türk askerinin hem görevidir hem de kabiliyetinde olan tabii bir şeydir. Dolayısıyla Afgan 2400 kilometre yürüyecek ya da işte çeşitli araçlarla getirtilecek. Destek Amerika'dan alacak, ondan alacak, bundan alacak ve benim sınırımdan girecek. Hayır, benim askerim onu oraya sokmayacak. Yıllardır. Nasıl sokmayacak peki? Burada sokmayacak. Bir soru soracağım. Mesela ister mayın koyar, sokmaz. Burada kritik bir soru sormak istiyorum. Mesela Suriyeliler Yunan sınırından geçmek istedikleri zaman Yunanlılar ne yaptı? Püskürttü, evet. Yani püskürtmek istediler ve bu insanlar denize attılar. Öyle değil mi? Feribotları batırıldı. Şimdi biz mesela duvarlarımızı yükselttik. Öyle değil mi? Askerimiz işte Afganları ülkeye sokmayacak ama nasıl sokmayacak? Yani bu insanlara kurşun mu sıkacaklar? Ne yapacaklar? Yani nasıl bu insanları sokmayacaklar? Ya işte ben de diyorum ki yani asker şöyle. Asker değilim. Hayır şöyle. Dolayısıyla askeri anladım. Bir bakış açısına tamam, bakamam ama bir şey yapacak. İşte Mine Hanım onu söyleyeyim. Yani bizim orada bu insanlar sınırdan geçmemesi için, sınıra kadar gelmemesi için mutlaka Türkiye'nin orada olması gerekiyor. Bu kontrolü sağlaması gerekiyor. Biz oraya başıboş bırakırsak binlerce insan yine bizim sınırımıza gelecek. O zaman ne yapacaksınız yani? Bu insanlara yani zor şiddet mi kullanacaksınız? Ne yapacaksınız yani? Şimdi gerekçe olarak dünya kamuoyunda savaştan kaçan insanlar. Dünya kamuoyunda. Türkiye'de bu insanlar işte kurşun sıkıyor dedikleri zaman nasıl bir algı oluşacak yani Türkiye, vallahi Türkiye adına? İşte çok sıkıntılı bir durum var. Yani. Ben de diyorum ki bu sıkıntılı durumun oluşmaması için bizim orada olmamız gerekiyor bir şekilde. Ama Türkiye uzunca bir süre gideceğim reklama. Türkiye uzunca bir süre bu doğu sınırında açık kapı politikası uyguladı. Açık kapı politikası uygulamasa belki de bu insanlar girmeyecekti. Yani ne bileyim, ben asker olmadığım için asker bakış açısıyla evet. Tabii bakamıyorum. Ben tabii ki sivil ve insani şekillerde çözülmesini isterim ama insani olacak işte ne bileyim, insanları seveceğim, kucaklayacağım, işte müthiş hümanistim, herkes iyi olsun falan böyle şeyler düşünen bir insan olmakla evet. Birlikte evet. Ben onu şöyle anlatıyorum. Benim evim 3+1. Evet. 2 tane misafir aldım, 3 tane misafir aldım, 5 tane evet. Misafir aldım. 100 tane misafir sığmıyor benim evime. Yani evde benim evim sonuç itibariyle doğru. Artık bir çözüm yöntemi olacak artık. Aşağı kapıyı mı kilitleyeceksiniz, zincirimi takacaksınız, apartmana bir kapı daha mı yaptıracaksınız? Bazı evlerde evet. Vardır ya böyle demir çelik kapılar falan, onlardan mı koyacaksınız? O kadarını ben bilmem, o da askerin işi. Bahadır Hocam teşekkür ederim. Teşekkür ederim yine. Kolaylıklar diliyorum size. Bir günün bir reklama gidelim. Reklam dönüşü devam edeceğiz tartışmaya. Yüzlerce aşı karşıtı soluğu meydanlarda aldı. Mary, Colin, everybody go to Children's Health. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kenti protestoya sahne oldu.
artan vakalara karşı birçok eyalette aşı olmayanları zorlamak için ortak kullanım alanlarına aşısız girmeme şartı getirildi. Ellerine sağlık özgürlüğü yazan pankartlar alan protestocular hükümet karşıtı sloganlar attı. New York Belediye Binası'nın önünde yapılan protestoda zorunlu aşı pasaportu ve aşılama reddedildi. Bir protestocu ise polis tarafından ters kelepçelenerek gözaltına alındı. Solo Türk pilotları bir kez daha nefes kesti. Havada saltolar atan pilotlarımızın gösterisi Polonya'da hayranlıkla izlendi. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Solo Türk ekibinin Varşova gösterisi sosyal medyada paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı paylaşım binlerce kez izlendi. Cidinya Aerobaltic 2021 Air Show 21-22 Ağustos tarihlerinde başkent Varşova'da düzenlendi. Göğsümüzü kabartan ekibimizin gösterisini yüzlerce kişi ağızları açık izledi. Cenazesine katılamadığı teyzesine koyunlarıyla veda etti. Avustralyalı çiftçi Ben Jackson, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ölen teyzesinin cenazesine gidemedi. Jackson, teyzesine veda etmek için ilginç bir yol seçti. Çiftçi koyunlarıyla kalp çizerek teyzesini son yolculuğuna uğurladı. O anlar drone kamerasıyla da böyle görüntülendi. Devam ediyoruz Güne Bakış'a. Profesör Doktor Hasan Köni de bizlere katıldı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Hocam hemen direkt sorayım. Bir göç bakanlığı mı kursak? Oraya mı başvursalar? Gerekli şeylerden geçemeyenleri almasak mı? Efendim şimdi bu 1995'ten beri NATO'nun Avrupa ülkelerinin çalıştığı bir konu. Göç yönetimi diye bir boyut ele alıyorlar. Sebebi bu çatışmalardan çok daha önce iklim değişikliği nedeniyle ki ilk raporlar 93-94 yıllarında gelmişti. Orta kuşak, Türkiye dahil, Doğu Türkistan'a kadar kuraklık bölgesi 46 ülkeden, yani bunun aşağısında Afrika'dan şeye kadar, Asya'ya kadar görün, İran dahil, yukarıya doğru, kuzeye doğru gıda eksikliği, iklim değişikliği nedeniyle 700 milyonluk bir göç öngörülüyordu. Hı hı. Bu genel kurmaya gelen raporlarda var. Bunun üzerine göç yönetimi, göçün kültürel etkileri veya göçün geldiği alanlarda siyasi istikrarsızlığın nasıl oluşabileceği üzerine güvenlik sistemleri çalıştı. Yani bu konu üzerinde çalışıldı. Fakat maalesef işte bunun yanında Amerika'nın yaptığı Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırma boyutları ki bu Kuzey Afrika'dan başlayıp Asya'ya kadar giden bir boyutta bunu çarpan olarak arttırdı. Bu olay karşısında Türkiye gerekli hazırlığı yapamadı. Yani kendi içinde başka işlerle uğraşılıyordu. Ondan sonra bu Suriye olayları çıktı. Dikkat ederseniz ilk başta yöneticiler, işte Sayın Davutoğlu vardı, Dışişleri Bakanı, Başbakan da o zaman Sayın Cumhurbaşkanı. Dediler ki 50 bin, 100 bin göç gelir. Bu olayın büyük boyutlarının analizi yapılamadı. Belki Batı yapmıştır bunları.
onlar bin sayısı biliyorlar. İçin de psikolojik eşik demişti Ahmet Davutoğlu, öyle hatırlıyorum. Evet, böyle demişti. Bilinmiyordu, bilmiyorlardı yani, doğru söylemek lazım. O tür bir çalışma güvenlik sistemi içinde yoktu bizim. Bunlar da vardı ama NATO'da ders olarak anlatıyorduk bunları, böyle oluyor. Mesela şöyle bir durum da var. 10 milyonu aşan şehirler ulusal güvenlik sorunudur diye bir bölüm var. Orada 10 milyonluk şehri aşan yapıları nasıl yönetilir? İçindeki terör olayları ya hukuksuzluklar, saldırganlıklar ve pandemi yönetimleri. Bu daha evvelden, yani 93, 96, 97'de gelen raporlar. 2019'a kadar bu raporlar arka arkaya geldi ve kurmay subaylarının derslerinde bunlar okutuldu. Ama hazırlık içinde bir ayrı makam lazım ve bu konuya belli bir bütçe ve mali boyut ayırmak gerekiyor. Türkiye bunu yapamadan bu destabilize, yani istikrarsızlaşma boyutuyla bu iklim değişikliğinin yarattığı göç çarpan şeklinde arttı. Çarpan olarak, yani 2-3 misli, 4 misli, 5 misli. Ve şimdi işte duvar örmek, bir kısmını durdurmak ya işte Yunanistan gibi falan, bu tedbirler yeterli değil. Artık çok geç. Yani çeşitli yerlerden geçiyorlar, denizden geçiyorlar, aşağıdan dolaşıp geliyorlar, Ermenistan üzerinden giriyorlar falan filan. O yüzden yeni bir takım ortak tedbirlere gidilmesi gerekiyor oradaki ülkelerle. İşte Pakistan, hatta Rusya dahil, Çin dahil, boş alanlarda belki yeni alanlar bunlara yaratmak gerekiyor. Bu da para gerektiriyor. Türkiye biraz daha zorlanırsa o yapılan analizlerdeki göçün siyasal istikrarsızlığa neden olabilecek konumlarına bir iki sene içinde girebiliriz diye düşünüyorum. Durum maalesef Tel Aviv'le falan da önleyecek durumda değil. Büyük kitleler hareketlendi, geliyorlar. Belli bir durum sağlanabilirse, belli bir anlaşmalar olabilirse, çünkü Taliban'ın da paraya ihtiyacı var, yatırımlara ihtiyacı var. Bunlar tekrar bu yapı içinde geriye dönebilirler. Sebebi genç nüfusa ihtiyaçları var. Afganistan'ın nüfusunun %70'i 25 yaşının altında. Bu üretim yapan bir nüfus boyutları. Özellikle erkek nüfus dikkat ederseniz ilk başlarda geldi. Bunların da geri giderek oradaki üretime katkıda bulunmaları sağlanıyor. İşte Suriye ile artık belli bir anlaşma yapıp buradaki ortamın sağlanması gerekiyor. Yavaş yavaş da Amerika şimdilik tam ne yapacağını bilmiyoruz. İleri doğru projeleri çok değişik olabiliyor. Bizim o uzun boyutlu projeleri analiz etme kabiliyetimiz yok. Televizyonlarda spekülatif analizler yapabiliyoruz ancak. Onu da açıkça söyleyeyim. Elimizde o kadar çok bilgiler yok. Ama şimdilik Orta Doğu'dan çekiliyor havası var. İşte Afganistan'dan çekiliyor. İran'la anlaşmaya çalışılıyor. Irak'tan çekilmeye karar verdi. Bir Suriye kaldı gibi bir durum var. Bu durum ileride düzeltilebilir mi, düzeltilemez mi? Ama şu anda çok olumlu bir durumda değiliz. Yani diğer ülkeler de öyle. Bu civardaki ülkeler de öyle. Rusya korkuyor, Hindistan korkuyor. Pakistan'ın kendi içindeki aşırı İslami durumları çıkartmasından korkuyor. Çin zaten Uygurlar meselesinden korkuyor hemen altında. İran gelen Sünnilerin kendi Şii yapısında, kendi içinde de %30 civarında Sünni vatandaşı var. Buradaki yapıyı alt üst etmesinden korkuyor. İşte bir kısmını alıyorlar. 750 bin İran'da var. 1,5 milyon Pakistan'da var. Onlar da doymuş durumdalar. Bunlar da zengin ülkeler değil. Biz ne zaman doyacağız hocam? Tam bir çözüm nasıl olur bilemiyorum ama televizyonlarda tartışılıyor nasıl olacağı. Devletin de tam büyük bir planı olduğunu tahmin etmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı işte Merkel'le konuştu, Rusya'yla konuştu, İngiltere'yle konuştu. Yani nasıl ele alınacağını bu krizin ve bu devam da edecek. İklim değişikliği nedeniyle devam edecek. Çünkü
gıda eksikliği geliyor. Dikkat ederseniz Türkiye'de de bu tarım alanında bir takım eksiklikler görülmeye başladı. Çoğu şeyi dışarıdan getiriyoruz. Şimdi bu insanları da besledikçe büyük bir gıda fiyatlarında yükselme boyutları da olacak. Ve insanları en çok istikrarsızlığa sevk eden, yani şükür eden insanlar var biliyorsunuz. Yiyor, içiyor, camiye gidiyor. Orta seviyenin altında yaşıyor. Allah şükür diyor. Ama gıdasız kaldıklarında bunlarda da çırpınışlar başlayabilir. O yüzden güvenlik sistemi olarak çok dikkatliyiz diyeyim size. Bu durumdan kurtulmanın yolu, yöntemi Türk askerinin Afganistan'da olması mıdır? Yoksa İran'la oturup anlaşıp karşılıklı, çünkü İran'ın da benzer çıkarları söz konusu, karşılıklı bir şekilde bir anlaşma yapıp gerekiyorsa bazı ilişkileri revize edip ya da gözden geçirip ya da başka anlaşmaları ortaya koyup bunu dostluk çerçevesinde bir sınır güvenliğiyle mi çözmektir? Efendim şimdi Türk askeri örneklenebilir. Ama şu tarzda NATO temsilen Amerika'yı temsilen gidemez. Yani bütün savaştıkları bu bölgelerin işte İran dahil Batı'yla, Amerika'yla. Şimdi biz Amerika'nın NATO ülkesi olarak orada değil. Bir anlaşma yapılır. Sizin de bazı nizamı sağlamak için Türkiye ve yeni kurulacak hükümet arasında bir anlaşmayla bazı bölgelere böyle bir destek istiyoruz diyebilir. Bu şekilde olur. Ama öbür türlü çözüm, yani yabancı asker kabul etmeyeceklerse Türkiye'yi NATO'nun ve Amerika'nın yanında görüyorlar çoğu ülkeler. O zaman İran'la ve Pakistan'la bir takım anlaşmalar yapıp geniş bir göçmen kitlesinin barınabileceği alanlar yaratmak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Öbür türlü asker göndermek konusunda, yani biz burada askeriz varız. Hangi kimin askerisi? NATO falan, bunu hazmedeceklerini zannetmiyorum. Peki Doğan Bey, size döneyim. Siz bu Göç Bakanlığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani Göç Bakanlığı konusunda Göç Bakanı olmalı mı? Değil mi? Öyle, bence olmalı. Tabii ki yani sadece bunu Afganistan'a sınırlamak gerek olmaz yani. Bu Suriye konusunda da mesela gerekli bir kurum diye düşünüyorum. Yani Suriye'den ya, Senegal'den geleni var, Pakistan'dan Suriye'den geleni, geleni var, Pakistan'dan geleni var. Tabii bunun düzenlenmesi, yasal zemine oturtulması, bazı kural kaidelerin oluşturulması önemli. Yani Göç Bakanlığı'ndan ziyade ben hocamın dediklerine gene biraz ekleme yapmak istiyorum. Hani İran'la işte görüşmeler vesaire, İran'la işte anlaşma yapıp işte bu göç dalgasının önüne geçilmesi mi olmalı, yoksa başka yöntemlere mi başvurulması? İşte Türkiye orada olmalı mı olmamalı, yine tartışma oraya gitti. Şimdi programın başından beri hep aynı şeyi söylüyoruz. Türkiye orada olmalı ama davet üzerine olmalı. Yani Taliban'ın bir şekilde Türkiye'yi oraya davet etmesi gerekiyor ve orada kontrolü sağlamamız gerekiyor dedim. Burada mesela Pakistan'dan bahsetti hocam. Etmezse ne yapacağız? Pakistan. Pakistan çok önemli bir unsur orada. Zaten Taliban'ın oluşması, güçlenmesi, iktidara gelmesi, desteklenmesi tamamen Pakistan kontrolünde oluyor. Biz eğer Pakistan'la beraber, Pakistan desteğiyle beraber orada olursak bunların hepsinin önüne geçmiş oluruz. Yani bizim İran'la işte diplomatik görüşmeler yapmamıza vesaire, işte orayla burayla diplomatik görüşmeler yapmamızdan ziyade kendimiz bizzat işin içinde olup kontrolü sağlayabiliriz. Yani İran'a biz bu noktada ne kadar güvenebiliriz? Yani İran dediğim gibi zaten göç dalgasının oluşmasına sebep olan İran'ın kendisi. Amerika ile el altından anlaşmalar yapıp bunu sağlayan İran'ın kendisi. Ama yani, sadece çok güzel bir yere değindi. Sonuç itibariyle İran da onları istemiyor. Çünkü bir şekilde kendi Şii yapısını bozacak. Sünnileri buraya doğru gönderiyor. Şiileri absorbe ediyor. Sünnileri gönderiyor. Amerika ile anlaşmış olduğu görüşüne katılırım bu arada ama sonuç itibariyle kendi demografik yapısını görece en az bozacaklarını alıyor. Bizde durum öyle değil ki. Bizde İstanbul'un göbeğinde Suriyeli yaşıyor. Ne bileyim Yeşilköy sahilinden Afgan denizden çıkıyor. Yani aslında, bir de onların aslında, çatışacak, aslında endişelenmesi gereken, yaşta olanların doğru, burada yüzerken benim askerimin orada olması konusu aslında soru. Aslında doğru. Şimdi mezhep olarak, etnik köken olarak mesela İran endişelenmesi gerekiyor diyoruz ama asıl endişelenmesi gereken ülke Pakistan.
Pakistan'ın sınırlarında 15 milyon Peştu yaşıyor. Bu Taliban'ın, yani Afgan halkının çoğu %38'de Peştu. Aslında zaten orada bu Taliban'ın güçlenmesi, orada ümmetçi, cihatçı bir anlayışı sergilemesi sebebi de Pakistan. Orada milliyetçiliğin önüne geçmek için zaten bunları destekleyip Taliban diye bir kavram ortaya çıktı. Aslında endişelenmesi gereken İran değil, Pakistan. Pakistan orada Türkiye ile beraber olursa eğer, olursa orada milliyetçi söylemleri, milliyetçi oluşumların önüne geçip, milliyetçi oluşumların önüne geçip kendi güvenliğini de sağlamış olur. İran'a gelince İran kendi politikasını sürekli değiştiren, renk değiştiren bir ülke. Mesela zamanında biz Amerika işte İran'a baskı yaptığı zaman, nükleer silahlardan dolayı baskı yaptığı zaman Afganistan faktörünü öne sürdüğünü görmüştük. Mesela el altından Taliban'a destek verdiğini görmüştük İran'ın. Bakın İranlılar Şii, onlar Sünni olduğu halde zamanında Amerika nükleer silahlardan dolayı İran'ı sıkıştırdığı zaman el altından Taliban'a destek verdiğini görmüştük. Normal değil mi bu Amerika'ya normal karşı? İşte ben bu yüzden diyorum ki yani İran ile anlaşmalar, diplomatik görüşmeler bence çok sağlıklı ve güven verici değil. Pakistan'ı daha mı güvenilir buluyorsunuz? Kesinlikle Pakistan'ı daha güvenli buluyorum. Neden daha güvenli buluyorum? Bizim orada Taliban'ı kontrol altına tutmamız mümkün değil ama Pakistan Taliban'ı kontrol altına tutabilir. Çünkü başından beri varoluş sebebi Pakistan'ın kendisidir. Ortaya çıkma sebebi Pakistan'ın kendisidir. Taliban'ın ortaya çıktığı medreselerin tamamı Pakistan'dadır. Bu insanların birçoğu %90'ı Pakistan'da eğitim görmüş, Pakistan'da eğitilmiş, finans gücünü oradan almış, Amerikan desteğini de Pakistan aracılığıyla almış bir gruptan bahsediyoruz, bir örgütten bahsediyoruz. Ve şu anda da iktidardalar. Bizim onları kontrol altına alabilmemiz için, sempatik görünebilmemiz için, orada olmamızın istenmesi için mutlaka Pakistan'ın desteğini almamız lazım. Cumhurbaşkanımız diyor ya, bizi davet ederlerse hani orada oluruz diye. Ya da işte o yaptıkları olumlu açıklamalardan son derece memnunuz diyor ya. İşte bu açıklamalar yapılma sebebi bir nevi de Pakistan ya. Pakistan'ın ciddi manada Taliban üzerinde etkisi var. Kontrol altında etkisi var. O yüzden biz zaten yani... Hangi açıklamaların yapılmasının nedeni? Pakistan'ı anlayamadım. Mesela bu havalimanının işte sivil açıdan kontrolün sağlanması konusunda Türkiye'den destek alabiliriz diye bir açıklama yaptılar ya. Sayın Cumhurbaşkanımız da buna son derece memnun olduğunu ifade etti. Burada işte yani bu açıklamaların yapılmasında aslında Pakistan lobisinin çok büyük etkisi var. Biz yani Pakistan diyaloglarımızın iyi olduğu bir ülke. Tarihten beri yani geçmişten beri diyaloglarımızın iyi olduğu bir ülke. Aynı zamanda Taliban'ın kontrolünü sağlayabilecek bir ülke. O anlamda da bizim Pakistan'la beraber mutlaka orada kontrolü sağlamamız gerekiyor. Ama bunu lütfen yani izleyeceğimiz şöyle anlamasın. Yani biz orada Türk askerini ateşe atıyoruz. Savaşın içerisine atıyoruz değil mesele. Güvenliği sağlanacak bir şekilde, yani Türk askerinin güvenliği sağlanacak bir şekilde ama aynı zamanda orada kontrolü sağlayacak bir şekilde konumlanması lazım. Yani orada bulunması gerekiyor. Yani oradan tamamıyla tecrit edemezsiniz. Taliban sözcüsü demiş ki müzik yasak olacak. Kadınlar erkeksiz seyahat edemeyecek. Bunu da New York Times gazetesine söylemiş. Müzik yasağının geri döneceğine kadınların 3 günlük ve daha uzun süredeki seyahatlere yalnız çıkamayacaklarını söylemiş. Nasıl şimdi dünyayı... Bakış açısı bu olan... Bunun anlamı nedir? Ben size söyleyeyim. Gelecekte Taliban'a karşı mutlaka bir hamle yapılacak demek. Yani Amerika oradan çıktı gitti ama biz orada Taliban'ı kendi haline bırakmıyoruz demek. Yani şu anda dünyada bir lobi oluşturuluyor. Yani haklı bir lobi oluşturuluyor. Yani bir kere bunu şunu sorgulamak lazım. Yani bu Taliban'ın yine aynı baskıları yapacağını biz bilmiyor muyduk yani? Kadınların işte eğitim hakkı, çalışma hakkı vesaire kısıtlamaların geleceğini, işte oradaki insanlara zulmedileceğini, İslami kaideler altında iddiasıyla insanlara zulmedileceğini biz bilmiyorduk. Bütün dünya biliyordu. Bildiğimiz halde niye çıktınız o zaman oradan? Çıktıysanız o zaman şu anda bu propagandayı niye yapıyorsunuz? Zaten bu belli. Yani bir süre sonra tekrar orada Taliban'a karşı bir hamle yapılacak. %100 yapılacak yani. Hele orada şimdi Çin'in oraya girmesiyle, ama Çin'in orada mesela ekonomik... Efendim? Orada kadınlara davranılmadığı diyeyim, kötü davranılmak diye bir şey yok yani, kadını insan yerine koymuyor zaten de kadına hakkının verilmemiş olması, erkeklerin erkekler de insan gibi yaşamıyor bu arada orada, yani kadınlar değil sadece. Evet. Ya, rezalet bir yaşam var. O rezalet yaşama müdahale etmek üzere NATO gücü oraya girmedi ki. 11 Eylül saldırısı oldu. Usama Bin Laden'i vermedi. Sen bana saldıran terörist nasıl vermezsin dedi. Amerika NATO'yu da aldı, geri verdi. Orada Afgan halkını düşünen falan yoktu ki. Bizim askerimiz de Afgan halkını düşündüğü için orada değildi ki. NATO gel dediği için gitmek mecburiyetinde kaldı. Aynı şeyi biz Kaddafi'ye yapmadık mı? Evet, şimdi... NATO falan tanımam, buradan hiçbir şey olmaz dedik. Ondan sonra aradan 2 gün mü 3 gün mü geçmişti? 4 gün değildi herhalde. Evet. Buradan uçaklar kalktı Kaddafi'nin olduğu İzmir'den yere.
İzmir'de uçaklar kalktı NATO. Şimdi zaten normalde gerçekte hiçbir zaman oradaki insanların işte hakkını, hukukunu, özgürlüğünü düşünen bir yapı olmadığını biliyoruz. Söylem bu şekilde. Bugüne kadar mesela Irak'a girildiği zaman da bu söylemle girildi. Libya'ya girildiği zaman da bu söylemle girildi. Afganistan'da aynı söylemle girildi. İşte oradaki insanların hakkını, hukukunu işte koruyacağız, demokrasiyi getireceğiz, çağdaş bir yaşam tarzı oluşturacağız, diktatörleri devireceğiz söylemleriyle girdi. Zaten bu girme sebebidir. Yani ben işte bu söylemleri mesela şu anda yüksek sesle dillendirilmesi aslında Taliban'ın kabul görmediği, duruma göre hareket edileceği, işte Taliban'ın yapacağı manevralara göre aslında hareket edileceği anlamı çıkıyor. İlerleyen zamanlarda da mutlaka Taliban'a karşı bir girişimde bulunacaklarını %100 öngörüyorum ben. Çünkü zamanında sırf Rusya orayı işgal etmesin diye, Rus rejimi orada olmasın diye bu örgütler Amerika tarafından finanse edildi, ortaya çıkartıldı. E şimdi tekrar mesela Amerika oradan çekildiği zaman mesela Rusya mesela şu anda pusuda bekliyor. Çin zaten açık açık oraya mesela gireceğini, destek vereceğini söylüyor. Anlatabildim mi? Yani bunların tamamı şu anda Amerika açısından, İngiltere açısından, Almanya açısından rahatsız edici durumlar. Siz ne dersiniz Bülent Bey? Şimdi ben yani bu müzikte kadının yalnız dışarı çıkarıp biraz magazinselleştirilmiş konular bunlar. Çünkü insanların can güvenliği yokken... Erkek bile tek başına dışarı çıkamıyorken yani... Oradaki bileği siz kendi kendinize alırsınız değil mi? Yani can ve mal güvenliğinin olmadığı, mülkiyet hakkının tanınmadığı, düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı yerde... müzik ve şeye yani. Gelmek... Yani şu an kadar... mesela şu anlamda söyleyeyim yani Amerika'nın bizim diğer ülkelerin gayet iyi ilişkiler içerisinde olduğu ama müzik ve işte kadınların tek başına dışarı çıkamadığı ya da araba kullanamadığı ülkeler var. Gayet de iyi ilişkiler yürütüyoruz. Yani konu eğer... hani o bağlamda ele alınacaksa o ülkelerle de ilişkileri gözden geçirmek lazım. Bundan önce yani can ve sebeple daha öncelikli sorunları var. Yani çok bu konuyu hani magazinselleştirmeden can ve mal güvenliğini ilk önce insanların temin etmek lazım. Mülkiyet hakkını temin etmek lazım. İnsanların yaşama hakkını ilk önce garantiye almak lazım. Bu göç bakanlığı ile ilgili de Türkiye'nin bir göç bakanlığından önce bir göç politikasına ihtiyacı var. Çünkü biz yani göçmen meselesine yaklaşımımız işte misafirperver bir milletiz. Ensar muhacir kardeşliği, işte zulümden kaçan kardeşlerimizi nasıl dışarıda bırakabiliriz gibi hamasi sloganlarla yönetilmiş bir süreçten bahsediyoruz. Oysa Türkiye'nin yani eğer bizim bir göç politikamız olmuş olsaydı az evvel ifade ettiğim gibi 100 bin göçmen bizim kırmızı çizgimiz dediğimiz noktada biz o 100 bine dayandığı zaman bu konuları konuşup tedbir alıyor olmamız lazım. Bülent Bey biz komşularla sıfır sorun da dedik. Tabii onu kastediyorum. Yani sırf sorunla çıktık. Yani şöyle bizim mesela esas göçmen sorunu aslında daha önce de vardı Türkiye'ye ama mülteci hakkını. Fakat Suriye olaylarından sonradır yani. Çünkü siz Suriye'yi kaosun, çatışmanın olduğu bir ülke haline getirdiğiniz zaman zannettiniz ki bir ay içerisinde işte Kaddafi'nin devrildiği gibi, Mursi'nin devrildiği gibi, Hafız Esad'ın devrildiği gibi ya da Tunus'taki Binali'nin devrildiği gibi bir ay içerisinde gidecek bir Esad'la karşılaşacağınızı zannederek bir politika geliştirdiniz. Oysa 10 sene geçti hala Esad yerinde duruyor. İşte işin içerisine Rusya girdi, İran girdi, Amerika girdi ve Türkiye'de şu an o ülkelerle birlikte orada bulunuyor. Dolayısıyla şeyden önce yani bakanlıktan önce bir politikaya ihtiyacımız var ve bu partiler üstü bir politika olması lazım. Biz çünkü... niyetinde bu göç meselesi sadece mevcut iktidarı değil, bu ülkede yaşayan sizler, bizler, herkesi etkileyen bir politika. O halde ilk önce bu geçici koruma statüsüne sahip olan göçmenlerin işte güvenlik sorunları, entegrasyonu, geriye dönüşle ilgili planlamaları veya mali maliyetlerini analiz edecek ciddi bir göçmen politikasına ihtiyacımız var ve bundan sonraki adımlarımızı da o politika çerçevesinde atmamız lazım. Yani günübirlik politikalar gerçekleştirmememiz lazım. Bir diğeri de yeni gelebilecek bir göç hareketleri. Biz şu an Afganistan meselesini konuşuyoruz ama bir saatlik bomba olarak İdlib meselesi orada duruyor. Eğer İdlib'de bizim bugün Rusya ile farklı bir duruma düşmemiz halinde orada en az 1,5-2 milyon yakın Suriye'den yeni bir göç dalgasıyla bu ülke karşı karşıya kalabilir. Ki o 2400 kilometre değil yani hemen sınırımızın işte, yanı başında işte Hatay evet. sınırımızda yanı başında olan bir saatlik bomba var orada şu an yani. Dolayısıyla Türkiye'nin hem bu geçici koruma statüsü sağladı ve ülkede bulunan göçmenlerle ilgili hem de olası göç dalgaları ile ilgili hem güvenlik hem ekonomi hem de dış politika uzmanlarından oluşan bir göç politikası ortaya koyması lazım. Böyle olmadan sadece hamasi ve günübirlik hareket ettiğimiz zaman bu kırmızı çizgiler sürekli aşılır ve biz de sadece seyretmek zorunda kalırız. Acilen buna ihtiyaç var.
Bir de bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde zaten karar vericinin bir kişi olduğu bir sistemde siz Göç Bakanlığı kursanız ne olur, kurmasanız ne olur? Çünkü sistemin kendisi zaten nihai karar vericinin tek başına alabildiği ve bakanların kendi başına veya kendilerine tanınan alan içerisinde yetki kullanamadıkları bir sistemle Türkiye şu an idare ediyor. Dolayısıyla Göç Bakanlığı'ndan önce ifade ettiğim gibi bir Türkiye'nin bir göç politikasına ihtiyacı var. Kılıçdaroğlu'nun 2 yıl içerisinde göndereceğim deyişine nasıl bakıyorsunuz peki? Yani bu tabii nasıl şöyle yani bizim işte yani şu anki göçmenlerin birçoğu Suriyeli olduğuna göre ilk önce Suriye'nin istikrara kavuşmasına dair adımlar atılması, süreçlerin işletilmesi gerekiyor. Şu an benim en son incelediğim şeyde zannedersem 1,5 milyon civarında 14 yaş altı Suriyeli göçmen var Türkiye'de. Yani 3 milyon 700 civarındaydı zannedersem Göç İdaresi'nin açıkladığı rakamlarda. Bunların 1,5 milyon 14 yaşın altı. Yani hayatında hiç Suriye'yi belki de görmemiş kişilerden i̇şte bahsediyoruz. Ve bunların oraya entegrasyonu nasıl olacak? 300 bine aşkın şu an işte diyelim ki ilk öğretimde, orta öğretimde, lisede okuyan Suriyeli genç var ve bunlar yani Türkçe konuşuyorlar. Yani hayata Türkiye'de gözlerini açtılar, işte Türkçe konuşuyorlar, sınavlara girip işte derece elde ediyorlar. Şimdi ya bunların tamamını planlamak gerekiyor. Yani sadece hani işte geçici olarak kamplarda bulunan, şu an 50-60 bin herhalde kamplarda bulunan Suriyeli sayısı ama. Kamplarda olan onun, sorun değil ki zaten. İşte onu kastediyorum. Hani kamplarda olanlarla ilgili bir geriye dönüş süreci olsa onu planlamak kolaydır. Bir de mesela şu nasıl yapılacak? İşte burada bir şekilde evlendi diyelim. Ya 10 yıldır buradalar çünkü. Şirket sonuçta kurdu, ticaret yapıyor, oturma izni elde mesela etti. Gayrimenkul satın aldı, vatandaşlık elde etti veya işte 5 yıl oturma yani işte bunların tamamını bir politika haline getirmek lazım. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun 2 yıl içerisinde bunları davul zurnalarla geri göndereceğiz şeyini ben bir göç politikası oluşturma ihtiyacının bir sonucu olarak görüyorum. Yani siz bunu planladıktan sonra bu 2 yıl olur, 3 yıl olur, 5 yıl olur ama bu uzun süreli bir politikayı gerektiriyor. Hasan Hocam siz nasıl bakarsınız? Nasıl yani gitmeyecekler diye anlıyorum ben. Efendim şimdi tabii hepsini gönder mümkün oldu. Sadece yani bu göçün dışında Afrika'dan da gelen bir göç var. Yani Şişli'nin arka tarafına giderseniz orası Afrika'ya benziyor. Buradaki zengin ailelerin ikişer üçer Filipinli hizmetçileri var. Orada da Amerikalılar Filipinleri götürmüş lojistik hizmet için. Filipinliler de oradan kaçmaya çalışıyorlar. Genellikle kendi ülkelerine dönmeye çalışıyorlar ama batıya doğru gelmek isteyenler de var. Yani bu çok boyutlu. Bizim önümüzde yani halkın gözü önünde Suriyeli'yle sadece Afganlı gözüküyor. Irak'tan gelenler var. Güneydoğu Asya'dan kalkarak gelenler var. Yani Bangladeşli olanlar da var. Bunlar da geliyor. O resmi rakamların dışında çok büyük bir göç boyutu var. Ve ilginçtir, işte Ensar deniyor ama Araplar Afganları istemiyor. Yani bunlar bizden çok hocam da ona şey diyorum misafir istemez, ev sahibi hiçbirini istemez. Evet, diyorum çünkü hakikaten kiminle konuşsam ben de daha çok yakınlarda gene bu programda söylemiştim bir Afganla karşılaştım. İşte ne diyorsun dedim Afganların gelişine işte sonuçta soydaşların ya ne işi var abla gelmesin dedi. Afgan yani bunu söyleyen de. İşte karikatürler de var yani şey Suriyelileri döven Afganları şeyler kurtardı filan gibilerden, Somaliler kurtardı gibi böyle şakalar da yapılıyor. Ama bunun bir, arkadaşlar da onu kabul etti, bir yeniden bir bakanlık seviyesinde bir organizasyon ve bunun bir yönetimi var. Bu Batı'da 95'ten beri var. Bu konuda makaleler var, hatta bu konuda seri halinde kitap yayınlıyorlar. Göç yönetimi diye. Immigration Management adı altında. Bunların bir kısmı entegre olacak. Hani Almanya'ya giden Türkler gibi orada yoğun şekilde üretime girdiler. Alman vatandaşı oldular. İşte futbol milli takımlarına seçildiler. Şöyle oldular. Bir kısmı da yaşlanınca geri dönüyorlar. Mümkün olduğu kadar
geri geliyorlar. Ama o sistem içinde entegre. Zaten entegre olamayanlar başarısız oluyor. Şimdi burada da bu yapıyı belki bundan 25-30 sene evvel kaldırmak mümkün olabilirdi. Ama hem COVID salgını, hem değişen bir dünya yapısı, hem Asya'nın yükselmesi. Şimdi bu Asya'da önümüzdeki yıllardaki gelen NATO belgelerindeki boğuşmalar Asya üzerine olacak. Biz de oraya göre bir hazırlık yapıyoruz. Yani askeri kısmını söyleyeyim size. Ve tekrar takım patlamalar bu tarafa doğru yansıyabilir. O halde bunların yönetimini ve idaresini ve yerleşim sistemlerini ve bu olayları yaratanların da gerekli ekonomik yardımı yapmaları gerekiyor. Yani Türkiye bu ekonomisiyle bu göçü kaldıramaz. Şu göçü şöyle kaldırırsınız Kanada gibi. Kanada'ya gidiyorsunuz, 500 bin dolar veriyorsunuz, bir iş kuruyorsunuz, iki kişiyi de çalıştırıyorsunuz, tamam göçmen. Ama gelip 10 kişilik aile, burada da iki çocuk doğurup sizin yaptığınız pastadan ben de pay alacağım dediği zaman millet birbirinin gırtlağına sarılır. Tamam. Yani bu çok açık şekilde ortaya çıkıyor ve Türkiye'de biliyorsunuz ekonomik açıdan, gıda üretimi açısından, bazı açılardan zorlanıyor. Ve yatırım konusunda Avrupa çok temkinli. Türkiye'nin bir tek çıkış boyutu var. Avrupa artık Amerika'nın istediği gibi uzak doğuda savaşlara girmek istemiyor. İşte Covid var, ekonomisi bozuk, göçmen alıyor. Efendim şimdi Çin'e gideceğiz, sonra Güneydoğu Pasifik'te savaşacağız. Oraya NATO'ya götürelim, bunu istemiyorlar. Bir tek ülke kaldı bunu üzerine alırım diyen, belki Amerika'ya daha yakın gözüküp ekonomik açılımı sağlamak için Türkiye. Bunun da riskleri var. Arkadaşlar da bunu görüyor. O riskler Türkiye'ye nasıl yansır, ne gibi boyutları ulaşır onu da bilemiyoruz. Çünkü demin arkadaşlarına söylediği gibi Rusya çok dikkatli bakıyor. Türkiye burada asker gönderip acaba ne yapacak? Oradaki Türk Cumhuriyetleriyle tekrar yakınlaşıp bir takım bir şeyler mi yapmak istiyor Amerika adına? Bu şüphe daima var. Çin bakıyor. Bunlar şimdilik bir şey söylemiyor. Bizim ekonomik boyutumuz var. İşte yol ve kuşak projesini aldık ama Uygur meselesini kaçırırlar mı acaba? Onlar da bazı yazılarda Çin mutlaka buraya girecektir. Eğer Amerika tekrar aşırı İslam'ı uygularsa diye analizler de geliyor önümüze. Bütün bunları göz önünde tutarak bir davranış modeli ve içeride de gene arkadaşların söylediği gibi bir bakanlık seviyesine yakın bir göç yönetimi ama Avrupa ile birlikte, sebebi bu parayı verecekler. Çünkü Pakistan da doydu ve dikkat ederseniz Pakistan daha çok Amerika'nın adamı. Pakistan Amerika'nın emriyle buradaki olayları geliştirdi. Şimdi o da artık yeter diyor. Pakistan'ın Veziristan bölgesini kendisinin kontrol etmesi mümkün. Amerika orada nereyi kontrol ediyor? Nükleer silahların bulunduğu alanı Amerika kontrol ediyor. Yani İslami yapıların eline geçmesin diyor. Şimdi böyle bir yapı ile 3-4 ülke birleşip birlikte karar veremezse olayı çözmek mümkün değil diye düşünüyorum. Bu sizce içeride yapılacak bir erken ya da zamanındaki seçimde kendisini ortaya koyacak bir neden olur mu? Yani göçmenlere bakış açısı, göçmenler konusunda ortaya konulan politikalar bir şekilde şeyi etkiler mi? Seçim sonucunu etkiler mi? Tabii daha uzun süre böyle şekilde devam edecekse yoğun şekilde etkileyeceğini düşünüyorum. Yalnız gelecek insanın da şey gibi bu savaşın ortasında komutan değiştirip eldeki imkanlar sıfıra doğru yaklaşmışken yönetime gelmenin çok zevkli olacağını tahmin etmiyorum. Her devletin yani, bir öncekinden enkaz devraldığını söyler ya zaten bu arada. Ben hiç daha yani, böyle çiçeklerle bir şey devraldım diyene duymadım. Hazır iç politikadan bahsetmişken HDP'nin son çıkış hakkında ne düşünüyorsunuz Mert Bey? HDP'miz
Selahattin Demirtaş Millet İttifakı için şeyi söyledi ya, Marco ile Kerem Tabii gibi. Değil, yani şeyden tabii Selahattin Bey'in bu şey yaklaşımından bağımsız olarak ifade etmek gerekirse, özellikle siyasetin alanının iktidarlar tarafından daraltıldığı ülkelerde veya sistemlerde muhalefet partilerinin bu sistemi iyileştirici işbirliklerine her zaman ihtiyacı var. Yani eğer iktidarlar bu şekilde siyasetin alanını daraltmanın yollarından bir tanesi de muhalefet partilerini birbirine düşürmek, onların arasındaki görüş ayrılıklarını kaşımak ve mümkün olduğu kadar iktidarla uğraşmak yerine muhalefet partilerin kendi kendileriyle uğraşmalarını temin etmek. Biz bu anlamda yani Saadet Partisi olarak Türkiye'nin sorunlarına odaklanmayı partilerle değil fikirlerle ve Türkiye'nin politikalarını tartışmayı daha doğru buluyoruz. Çünkü Türkiye'nin bugün hemen hemen medyasının %95'i İktidar Partisi'nin kontrolünde olan bir medya düzeninden bahsediyoruz. Sivil toplumun neredeyse kendisini ifade edemediği, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin valilerinin iki dudağı arasında olduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz. İşte düşünce ve ifade özgürlüğü açısından sosyal medyanın iktidar tarafından kontrol altına alınmak istendiği, her muhalif düşüncenin neredeyse kriminalize edilerek terörist bir düşünce gibi yansıtılmaya çalışıldığı bir ülkede acil ve önemli olan sorun Türkiye'nin yeniden demokratik bir sisteme ve işleyen bir demokrasiye kavuşması olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda bundan muzdarip olan herkesin bu sorunlara odaklanmasının Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye'deki yaşayan insanların mutluluğu açısından daha önemli olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Sizin bakış açınız nedir Doğan Bey? Ben o konuya girmeden önce az önce şu Suriyelilerle ilgili bir şey söylediniz ya. Birkaç fikrimi söylemek istiyorum, sonra o konuya gireyim. Çok şey söyledim ben. Evet, yani kalmalı mı kalmamalı mı, gitmeliler mi gitmeliler mi dediniz ya. Şimdi ben özellikle Hatay Reyhanlı ilçesinden olduğum için bizzat yani olaylara şahit oluyorum. O yüzden birkaç cümle söylemek istiyorum bununla ilgili. Şimdi biliyorsunuz bu Suriye göçmen yükünü en çok Hatay ve Kilis çekiyor. Evet. Hatay'ın içerisinde özellikle Reyhanlı bölgesi bu anlamda popüler bir ilçe haline geldi. Çünkü şu anda neredeyse Suriyeli göçmen nüfusu Reyhanlı nüfusuna yakın bir seviyeye geldi. Geçmiş de olabilir yani, emin değilim. Ama neredeyse Reyhanlı nüfusu kadar bir nüfusları Hatay var. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Hatay'da 3 ilçenin bugün seçim yapılsa Suriyeli bir belediye başkanı, tabii bugün seçim yapılsa Suriyeli bir belediye başkanı olacağını, 10-15 yıl Reyhanlı için söylemiştir, de, Yayladağ için söylemiştir büyük ihtimalle. Evet, bir yer daha var. Evet, Altınözü olabilir. Evet. Evet. Şimdi ben mesela Reyhanlı'ya gittiğim zaman konuşuyorum insanlarla. Mesela Suriyelilerle ilgili ne düşünüyorsunuz dediğim zaman iki tane fikir ortaya çıkıyor. Bir grup diyor ki ya bu Suriyeliler geldiğinden beri işte Reyhanlı gelişti. İş yerleri açıldı, mağazalar açıldı, ciddi bir para akışı olmaya başladı, insanlar zenginleşmeye başladı diye bir bakış açısı var. Parası olmayan Suriyeliler ise işte inşaatlarda ve tarım işçisi olarak çalışmaya başladı diye olumlu bakan insanlar var. Bu birinci bakış açısı. Bu şekilde bakıyorlar. Yani hem ticareti biliyorlar, ciddi bir para akışı olmaya başladı Reyhanlı'ya. Reyhanlı ticari anlamda gelişti. Parası olmayan Suriyeliler de inşaatlarda ve tarım işçisi olarak çalışıyorlar diye bir memnuniyet söz konusu. Diğer bir kısma baktığınız zaman ise ya diyorlar ki bu Suriyeliler geldiğinden beri Reyhanlı'nın kendi halkının yaşam alanı daraldı, çalışma alanı daraldı. Mesela Suriyelilerin birçoğu mağazalar açtı, lokantalar açtı ya da ne bileyim işte işletmeler açtı. Bu anlamda bizim işte hem çalışma alanımız hem de yaşam alanımız daraldı diyorlar mesela. Bir de şöyle bir rahatsızlıkları var. Mesela Suriyelilerin şu anda doğum oranı bizimkinden daha fazla. Bundan 5 sene sonra işte acaba bu insanlar nüfus olarak bizden daha fazla olacaklar ve mesela vatandaşlık da alıyorlar. Türk vatandaşı da olmaya başladı birçoğu. Yarın bir seçim olduğu zaman acaba bir tane Suriyeli bizim belediye başkanımız olabilir mi endişesi yaşayanlar da var. Vatandaş şimdi burada şimdi bu iki tane bakış açısı var. Mesela olumlu bakanlar var, olumsuz bakanlar var. Mesela burada bir karar vermek istersek mesela kararsız kalabiliriz ama ne yapmak lazım? Ben kendi şahsi düşüncemi söyleyeyim. Bir kere bu insanların nitelikli olanlarını, mesela eğitim seviyesi yüksek olanları, Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayanları, mesela Türkiye'de kalması açısından bir problem olmadığını düşünüyorum ben. Ama işte terör örgütü propagandası yapan, işte Suriye propagandası yapan ya da işte bulunduğu şehre ayak uyduramayan, orada huzuru bozan insanların acilen sınır dışı edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de benim eleştirdiğim bir konu da işte bu Suriye göçmen yükünün tamamıyla
Hatay ve Kilis üzerine yıkılmasına da karşıyım ben. Yani bu insanlar neden sürekli sadece Hatay ve Kilis noktasına yerleştiriliyor? Türkiye, madem ki biz bu insanları kabul ettik. Aslında söylediğiniz şey çok tehlikeli. Çünkü Hatay'ın Türkiye'ye nasıl katıldığını bir hatırlayalım. Evet, o da çok önemli. Revist yapıldı ve orası Türkiye'ye katılmayı tercih ettiğini söyledi. Devletin yani bu nüfus dağılımı açısından işte buna dikkat etmesi gerekiyor. Yani bu insanlar, madem ki biz işte Ensar düşüncesi, Mücahit düşüncesi, bir sürü işte açıklamalar yapılıyor bunların kabulüyle alakalı. Tamam, oraya geçtik artık. Madem ki yerleştirdiniz bunları, kabul ettiniz. Türkiye'nin başka bölgelerine niye yerleştirmiyorsunuz? Mesela Diyarbakır'da neden Suriyeli yok? Ya da Elazığ'da neden yok? Van'da neden yok? Şırnak'ta neden yok? Bitlis'te neden yok? Yani anlatabildim yani. Oradaki şu anlamda söyleyeyim. Yani Hatay'daki kadar mesela biz bunları homojen bir şekilde Türkiye'nin tamamen dağıtsaydık. Orada bir yaşam alanı açsaydık. Madem ki kabul ettik. Bak onu söyleyeyim önceliğe. Madem ki kabul ettik. Böyle bir yaşam alanı açsaydık daha iyi olmaz mıydı? Yani bu yük neden sadece Hatay'la Kilis'in üzerine yıkılmış durumda? Ona yakın il var herhalde. Yani 300 yani. Binin üzerinde mesela. Evet. Antep. Ama onların en tehlikelisi Hatay. Şöyle yani bahsettiğiniz hassasiyete katılıyorum ama Şanlıurfa'da zannedersem 400 binden fazla, Gaziantep'te yine 400 binden fazla, evet. Bir nüfus yani yoğunlaşma var. Bir de şöyle bir eleştirim olacak. Yani normalde bir ülkeye göç eden bir millet, bir halk göç ettiği ülkenin gelenek, görenek, örf adetlerine ayak uydurmaya başlar, onlara benzemeye başlar. Reyhanlı bölgesinde ise benim gözlemim son 10 seneden beri Reyhanlılar Suriyelilere benzemeye başladı. İşte yani Yemen kültürümüz değişti. Herkes sanki böyle bir Arapça konuşmak zorunda hissediyor kendini. Anlatabildim mi? Yani ben de diyorum ki ya arkadaşlar, ya bu insanlar Türkçe öğrensinler. Anlatabildim mi? Bu insanlar bize benzesinler. Yani madem beraber yaşayacağız, yani ileride bunların gitmeme ihtimali varsa o zaman bize benzesinler bu insanlar. Şöyle, yani, o yavuzsız meselesi. Yani yavuzsız ev sahibi, evet. Bastırır derler ya. Reyhanlı mağaza sahibi, evet. Eğer Araplara mal satmak istiyorsa ister istemez, evet. Arapça öğrenin. Yani bu konu, yalnız şey konusunda haklarını teslim etmek lazım. Gerçekten ticareti çok iyi bilen bir millet. Yani ekonomik anlamda da hakikaten şehre mesela katkıları da oldu. Bunu kimse inkar edemez. Mesela en son yaşadığımız olayı söyleyeyim. Yani inşaat yapıyorsunuz, Reyhan'dan usta bulamıyorsunuz ya da parayı beğenmiyorlar. Daha ucuz fiyatlara, daha iyi bir işçilikle işinizi yapan Suriyelilerle karşılaşıyorsunuz. Böyle bir durum da söz konusu. Bu konuda hakları inkar edemeyiz. Emek sömürüsü burada, olarak değerlendirmeyelim. Yani emek sömürüsü olarak değerlendirmeyelim. Çünkü yani şöyle, yani niyetine sigortasını yaptırmadınız, yıllık izinlerini ödemediniz, fazla mesailerini ödemediniz, sigorta primlerini, hayır, o anlamda sosyal değil. Güvencesi hocam, olmayan. Yani emeklerini sömürüyoruz anlamda söylemedim. Yani bu insanlar mesela bizim halkımız mesela beğenmediği tutarlara, beğenmediği paralara çalışıp mesela geçimlerini sağlayabiliyorlar. Ama şimdi işte bu anlamda asgari ücretin şimdi dediğimiz bir şey var. Yani asgari ücret devlet tarafından zorunlu tutuluyor. Niye? Çünkü bunun daha altındaki bir ücret insanın yaşama koşullarının altında. Hiçbir iş adamı çalışmak isteyen kişi gönüllü olsa da bu ücretin altında kişi çalıştıramazsın diyor. Sosyal güvencesini sağlamak zorundasın diyor. Şimdi yani hocam, işin, bunu şey, yani şöyle, yani beğenmemek derken hocam, doğru, şu an işin, siz işin, asgari ücret zorunlu ortadan ayrı kaldırın. Boyutu. Ben işverenler 1500 lira işin ayrı tartışma yani. Boyutu. Ben şunu söylemek istiyorum. Diyorum ki yani halkın içerisinde memnuniyet konusunda mesela bunlar da dile getiriliyor. Mesela inşaatlarda mesela çalışacak Suriyeliler, işte tarım işlerinde çalışacak Suriyelilerle karşılaşıyoruz. Ama kendi halkımız içerisinde bu işleri tercih eden bir kitleyle karşılaşmıyoruz. Bu anlamda bize destek sağlıyor dedi mesela bir memnuniyet söz konusu. Doğru, ben işveren memnuniyetinden işveren, bahsediyorsunuz. Yani halkın genelinde de böyle bir memnuniyet söz konusu. O işi konusu yapacak yani. Birini bulamadığımız için Suriyelilerin yapmasını takdir ederim de. Evet. Ama o işi daha ucuza yapıyor diye Suriyelilerin onu takdir tercih etmiyoruz. Böyle bir durum söz konusu. Bu durum söz konusu. Yani biz de bunu gözümüzde görüyoruz. Mesela bugün inşaatçı tarlada mesela gelip de günlük yevmiyeyle çalışacak insan bulamayınca mesela bir Suriyeli bulabiliyorsunuz. Ya da inşaatta şu evin sıvasını yap dediğin zaman bir Suriyeliyle karşılaşabiliyorsunuz. Ama bu anlamda bir memnuniyet var. Şey, ama endişe de yaratacak bir şey. Ama endişe edeceğim. Bak, halkın şu anda söylemlerinden bahsediyorum. Ben gözlemlerimi anlatıyorum. Bunlarla karşılaşıyorum. Bir de işin mesela o nüfus olarak çoğalma, daha etkin hale gelme, zenginleşme ve zamanla işte orada bir belediye başkanı ya da milletvekili çıkartabilme potansiyeline sahip olması endişesi de var tabii ki şehirde. Ama şöyle, ama orada yani milletvekili lazım veya belediye başkanı dediğiniz zaman bu insanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmesi lazım. Geçtikten sonraki aidiyetleri ne sorgulamak problem zaten. Ya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul etmeyeceksiniz. Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul etmişseniz o kişinin belediye başkanı olma hakkı da var, milletvekili olma hakkı hocam, da var. Endişe ki şurada. Onlar da niyetinde Türkiye Cumhuriyeti olan kişilerin verdiği oylarla seçilecek. Hocam endişe o zaman şurada. Bunu problemini görüyorsanız zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı vermeyin yani. Birçoğu hocam endişe şurada. Bu insanların birçoğu zaten vatandaşlık aldı. Ama yani mesela Reyhanlı'ya gittiğiniz zaman, olarak veriyoruz onu. Reyhanlı'ya gittiğiniz zaman mesela bu Suriyelilerin %50'sinden fazlası büyük ihtimalle vatandaşlık almış durumda. Ama yani aslında hukuken almamaları gerekiyor. Şunu da söyleyeyim. Mesela son yıllarda ben şunu da gözlemledim. Mesela Hatay Valiliği'nin mesela o sınırlardan
Türkiye'ye gelmek isteyen Suriyelilere karşı ciddi bir kısıtlama getirdiğine şahit oldum son yıllarda özellikle. Son 5 senedir gözlemliyorum. Eskiden biraz daha böyle tolerans tanınıyordu yani mesela ülkeye girmesi noktasında. Psikolojik sınır mı aşmışız? Yani şöyle savaş ilk başladığı yıllarda bu insanları biliyorsunuz kadınlar çocuklar olduğu için biraz daha Türkiye'ye girişleri daha kolay oluyordu bunların. Ama son 5 senedir özellikle Hatay Valiliği bu konuda da mesela tebrik etmek lazım. Sınırdan İnsanların geçtiği noktada ciddi kısıtlamalar getirmeye başladı. Mesela bu aile birleştirme, özellikle aile birleştirme konusunda Türkiye'ye giriş sağlıyorlar. Bu anlamda çok ciddi irdelemeler, incelemeler neticesinde eğer gerçekten ülkeye girmesi gerekiyorsa giriyorlar. Ya da bir sağlık problemi varsa ya da bir mağduriyet varsa, bir ölüm kalım söz konusuysa Türkiye'ye girişi sağlıyor. Onun dışında da hiçbir şekilde Türkiye'ye girişi sağlamıyor. Bu anlamda 5 senedir çok ciddi tedbirler aldığını da gördük. Peki, şimdi Hasan, gelelim diğer sorunuza. Oraya kaçırdım. Tamam, hızlıca. Evet. HDP konusunu sormuştum. HDP konusunu sordun. Şimdi ben Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarını gördüm. İşte bir Galatasaraylı futbolcu marka üzerine işte benzetmeler yaparak işte futbolcuyla uğraşmayın, kendi birbirinizle uğraşmayın, oyuna kitlenin, gol atın tarzında şeyler söylemiş. Yani burada diyor ki muhalefete birlik beraberlik içerisinde olun, birbirinizle uğraşmayın, işte iktidarı devirmenin, iktidara gelmenin en güzel yolu birlik beraberlik içerisinde olmaktır diye bir açıklama yapıyor. Ama bu açıklamayı Selahattin Demirtaş'ın yapması, Selahattin Demirtaş'ın tavsiyelerine muhtaç olmak bence yani muhalefet açısından çok ciddi bir sıkıntı. Şahsen ben CHP Genel Başkanı olsam ya da İYİ Parti Genel Başkanı olsam Selahattin Demirtaş'ın yaptığı bu açıklamayı yani bunu söylemek senin haddine değil. Sen bugün terör örgütüyle arasına mesafe koyamamış bir partinin genel başkanısın. Sen ülkede açık açık terör propagandası yapan bir insansın. Bundan dolayı da ceza almış bir insansın. Benim gözümde senin teröristten bir farkın yok. Sen bizim gözümüzde teröristin kravat takmış ve meclise girmiş halisin. Bunu söylemek senin haddine düşmez demelerini beklerdim. Yani bu tavsiyeler Selahattin Demirtaş'ın yapacağı tavsiyelerdir ya da Türkiye'nin muhalefetini yönlendirecek olan kişi Selahattin Demirtaş değil. Onun peki haddine düşmez. Bence üzüntü verici bir şey yani oraya kadar geldiyse. Bir cümlede Hasan Hocam'dan bu konuyla ilgili yorum alayım sonra da kapatalım. Buyurun Hasan Hocam. Şimdi konuşulan modellerden biri de İsrail modeli. Biliyorsunuz Netanyahu'yu devirmek için bütünü birleştiler. Ve tabii Yahudilerin sevmediği bir Arap partisi vardı orada. Büyük. Dedi, o da şeye Filistinlere çok yakındı. Ama hepsi İsrail'in mekası için birleştiler. Böyle bir takım benzetmeler de yapılabiliyor. Daha iyi bir yönetim olmak için. Ondan sonra tekrar bir takım sorunlar başlayacaktır. Yani sorunsuz şimdiye kadar işte benim neslim 60-71 3-4 tane darbe gördü. 3-4 defa ekonominin sıfırladığını gördü. Partilerin değişip tepeden aşağı gittiğini gördü. O yüzden bu orta boy ülkelerde bu olaylar oluyor. Ama bir yeniden atılımlı bir değişim düşüncesi içinde birçok konular hazmedilebilir diye düşünüyorum. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. 15 saniye. Şöyle, iktidar partisi tek bir partiden oluşmuyor. İktidarda kalmak için partilerin bir araya gelmesini meşru görüyoruz. Ama muhalefetteki partilerin iktidara gelmek için bir araya gelmesini gayrimeşru görüyoruz. Bu da herhalde Türkiye demokrasisinin sakat tarafı. Peki, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sağolunuz katkılarınız için. Yarın saatleri 14.30'u gösterdiğinde Güne Bakış'ta bekliyorum sizi. Hoşçakalın. Koyun üç kola yadımda.